Tekrar merhabalar, herkese hoş geldin diyorum. Bugün Sertrans Lojistik ve Fortune Türkiye ile birlikte e-ticaret ve e-ticaretin Türkiye'deki gelişimi, pandemi süreci sonrasında gerek tekstilde gerek lojistikteki değişimiyle ilgili çok önemli konuları ele alacağız. Bugün toplantımızda çok değerli misafirlerimizle birlikteyiz. Ben öncelikle misafirlerimizi tanıtarak başlamak istiyorum değerli izleyenlerimiz. Başta Sertrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nilgün Keleş, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Hadi Karasu, hoş geldiniz efendim siz de. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Öksüz Bey, siz de hoş geldiniz efendim. Sesim geliyor değil mi? Evet, şimdi geldi efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Koton CEO'su Sayın Bülent Tabucu Bey, hoş geldiniz efendim size. Hoş bulduk. Size. Diğer katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Collins'in lojistik ve IT direktörü Sayın Ergin Erşin Bey, hoş geldiniz efendim size. Ben de bütün katılımcıları ve dinleyicileri selamlıyorum. Herkese merhaba. Çok sağ olun. Ve Madame Coco Genel Müdürü Sayın Cemal Cem Işık Bey, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Şükrü Hanım, teşekkürler. Misafirlerimize birazdan Süleyman Orakçıoğlu Bey de katılacaklar, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Ben hemen çok fazla bizi izleyen tamam. Değerli misafirlerimizi, buyurun. Bugün bir şey mi söyleyecektiniz? Evet, bugün tabii ben hemen şöyle bir şeyle ilgili olarak giriş yapmak istiyorum. Aslında e-ticaretteki ihtiyaçlara cevap vermek, e-lojistiğin dinamik temposu içinde çok en iyi hizmeti sağlayabilmek ve e-ticaret dönüşümünü konuşabilmek için bugün bir araya geldik. Biraz da tabii e-ticarette yaşanan bu ani değişimlere hızlı yanıt verebilmek adına entegre lojistik hizmet çözümleri, tekstil sektörünün ihtiyaçlarını ve beklentilerini de biraz masaya yatırmak üzere bir arada olalım istedik. Bu yuvarlak masa toplantımızda bugün bu konuların her birisine detaylı olarak değineceğiz. Ben tekrar katılım gösterdiğiniz için teşekkür edip sözü bugünün gerçekleşmesinde ve bu özel fikrin oluşmasında desteklerinden dolayı Sertrans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nilgün Keleş'e tekrar teşekkür ederek sözü kendisine bırakmak istiyorum. Buyurun Nilgün. Sektör olarak, şirket olarak hazırlıklarını yapmış olanlar öne çıktılar ve gerçekten pandemi sürecinde bundan çok olumlu faydalandılar. Biz de kendi deneyimimizde bunu hem lojistikçi olarak hem de müşterimizin nezdinde yaşadık, test ettik ve gördük. Bir sene içerisinde e-ticaretin toplam ticaretteki payı 10 puan birden arttı. Ticaretteki bir pay olarak gördüğümüz e-ticaret zannediyorum önümüzdeki kısa süre içerisinde artık ticaretin kendisi olmaya doğru hızla yol alıyor. Bu doğrultuda da hepimiz değişiyoruz, dönüşüyoruz. Tabii bütün bu süreçler lojistik süreçlerini yani nihai tüketiciye ulaşma noktasında bütün yeni lojistik doğruları, ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Ama değişmeyen ve değişmeyecek olan herhalde bazı şeyler var. Onlar da tabii hız, kapasite, stok doğruluğu, kalite bunlar hep aynı kalıyorlar. Ve 2020 pandemi sürecinde de bu gerçekten en başta hız ve kalite olmak üzere çok öne çıktı. Biz kendi deneyimimizde şunu gördük. Yani bugünün özelinde hazır giyim ve tekstil sektörünü konuşacağız. Orada da önemli bir deneyimimiz var 32 yıldır. Bu pandemiyle beraber e-ticarette ortaya çıkan ihtiyaçlarda artık nihai tüketici bizim de yani lojistik sektörünün de odağı haline geldi. Esasında hepimiz nihai tüketiciye en hızlı, en doğru ürünü en optimum maliyetle sunmak üzere bir işbirliği içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bu deneyimlediğimiz modeli yani eskiden B2B ve B2C olarak iki ayrı başlık halinde konuştuğumuzun
lojistikçilerin önüne de nihai tüketicinin geldiğini görerek business for business for consumer, yani tüketici için lojistik olarak adlandırdık. Ve tabii bu dönem hepimizin hayatında, şirketlerinde önemli değişimleri, dönüşümleri meydana getiriyor. Ve arzu ettik ki her sektörle bir araya gelelim. Pandemiden nasıl etkilendi o sektör kendi özelinde? Ne tarz ihtiyaçlar ve beklentiler oluşuyor? Yeni geleceği hep beraber bu doğrultuda nasıl inşa edebiliriz? En hızlı şekilde şirketlerimizin, ülkemizin en yüksek menfaatine olacak şekilde bu toplantıları Fortune'la beraber de gerçekleştirmeye başladık. İyi ki olması anlamıyla çok bence anlamlı. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Eminim çok güzel, çok verimli bir toplantı olacak. Burada hepimiz birbirimizden, bizi dinleyenler de dahil, biz de onlardan olmak üzere çok güzel şeylerle ayrılıyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü Şule Hanım'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. Sayın Hadi Karasu Bey, az önce sanırım hoş geldin demeyi de orada es geçtim. Çok özür dilerim tekrar. Heyecanıma lütfen verin. Ben Hadi Bey, hemen ilk sorumuz şöyle başlamak istiyorum sizin için de uygunsa. Aslında pandemide özellikle şu anda sizin temsil ettiğiniz dernek açısından ve kurum açısından baktığımızda çok önemli bir takım gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Pandemide Türk tekstil sektörü liderliğini sağladığı ve değişen koşullara adaptasyonuyla çok fazla öne geçti. Diğeri bir tarafta sistemi yönetmek istiyoruz. Şimdi ben sanıyorum, tabii kesinti sırasında Şule Hanım... Çok özür dilerim, ben araya gireceğim. Özür dilerim. Evet. Dışarıda sanırım bu şeyden, hava koşullarından dolayı müthiş bir şey yaşanıyor. Evet. Aslında çok önemli bir şeydeyiz, yerdeyiz ama çok özür dileyerek o soruyu tekrar şey yapayım. Evet. Abi, özür dilerim. Lütfen. Evet. Aslında e-ticaretin yaşanan bu ani değişimlere tekstil sektörü olarak nasıl cevap verdik? Yani nasıl bir dönem geçtik? Onu sizden dinlemek istiyorum. Bu arada Süleyman Bey, hoş geldiniz efendim sizde. Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldin başkan. Evet, başkan merhabalar. Evet, hoş geldin Süleyman Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi ben çok hızlı söyleyeyim, yine dediğim gibi Şule Hanım, eğer donma falan olursa hemen haberdar edin lütfen. Paralel hatta geçeyim. Evet, evet, kusura bakmayın. Evet. Ben şöyle çok kısa özetleyeyim. Birincisi, aslında bu pandemi başladığı zaman biz bu biliyorsunuz her yıl TGS'de olarak, İyim Sanayicileri Derneği olarak bir konferans düzenliyoruz. Ekim aylarında Uluslararası Moda Konferansı. Çok da katılımcısı olan başarılı bir konferans olduğunu duyuyoruz arkadaşlarımızdan, çevremizden. O konferanslarda özellikle 5 yıldır 3 tane ana konu konuşuyorduk ama temelde söylediğimiz bir şey vardı. Hep söylüyorduk. Ben eminim ki buradaki arkadaşlarımın tamamı da bunu hissediyordu. Dünyada bir takım şeylerin artık tıkandığını hissediyorduk. Yani yürüyen şeyler yürüyor ama hep hiçbirimiz mutlu değildik. Yani bir daha çok çalışıyoruz, inanılmaz seyahatler ediyoruz, inanılmaz efor harcıyoruz. Fakat bir şeylerin değişmesi, değişimin zorladığı ve dayattığını hissediyorduk. Fakat hiçbirimiz bunun tanımını yapamıyorduk, yapmakta zorlanıyorduk. Ama diyorduk ki bir şey değişecek, değişecek, değişecek. Bir zorlama var, tıkanıklık var. İş yapma şekillerinde, finansal sistemlerde, lojistik sistemlerinde bir tıkanıklık var. Bu aslında yeni yüzyılın, hani bir çağ kapandı, bir çağ açıldı diyoruz ya, yeni yüzyılın geldiğinin habercisiymişiz de biz uyuyormuşuz aslında. Yani yeni bir çağ açılmak isteniyor ve bunun doğum sancılarını yaşıyormuşuz. Biz bunu aslında 5 sene önce yaklaşık şöyle bir şey söyledik. Ben bir konuşmamda, açılış konuşmamda söyledim. Türk tekstil ve hazır giyimin bundan sonraki sıçrama tahtası sürdürülebilirlik ve dijitalleşme olacaktır dediğimiz zaman sanıyorum 11. moda konferansıydı. O da
2015-2016 gibiydi ve biz ondan sonra içeride bir sürdürülebilirlik komitesi kurduk dernek içerisinde. Şirketlerin bütününün sürdürülebilirlik çalışmalarına teşvik etmek, içine almak için eğitimler vermek için çalışmalar başlattık. Bir de dijitalleşme anlamında nerede, firmalarımız hangi seviyede onu görmek için bir çalışma başlattık. Ama tam bu sırada pandemi patladı. Pandemi patlayınca Mart ayında hani böyle olur ya, ya ben bu rüyayı gördüm. Yani sadece böyle bir dayatmanın olduğunun farkındaydım ama ne olduğunu tanımlayamıyordum. İşte buymuş dedik kendi kendimize Mart'la birlikte. Donduk kaldık çünkü bizim ihracat müşterilerimiz, hani şöyle sadece iki rakam söyleyeyim dinleyici arkadaşlarımız ve katılımcılar için. Türk hazır giyimi yaklaşık 17,5 milyar dolar ihracat yapan bir sektör. İç piyasasıyla beraber 65 milyar dolarlık bir sektör. Ve dış ticarete katkısı anlamında baktığımızda %87 döviz bırakan içeride. Yani bizim bugün dış ticaret açığımız olduğunu konuşurken hazır giyim sektörü artı döviz getiren bir sektör. Bu anlamda çok önemli. İstihdam biliyorsunuz 600 bin sayılarını geçti en son geçen sene. Kadın istihdamının en yüksek olduğu sektör filan. Bir de bütünüyle baktığımızda tekstil, hazır giyim, deri, halı, bütün sektörler olarak aksesuar baktığımızda dünyada Çin'den sonra, Çin'le beraber iki full entegre, uçtan uca entegre, yani ham madde, servis, ham madde, üretim ve servis zincirini, değer zincirini komple üreten bir sektör. Dolayısıyla böyle bir şeye yakalandığında, neden bunları söylediğimi şimdi anlatacağım. Yakalandığımızda müşterilerimiz dedi ki her şeyi olduğu yerde bırakın, kapılarınızı kapatın ve eve gidin. Bu ne zamandı? Mart ayında. Mart ayı bir kabustu hepimiz için. Kapattık, evimize gittik. Ne olacağını bilmiyoruz. Bir ay sonra Nisan ayında döndüğümüzde büyük bir enkaz göreceğimizi düşünüyorduk. Ama bunu görmemek için kendi aramızda hazırlıklar yaptık, toplandık. Aslında bir ön görü yaparak biz dernek olarak mesela bir yardım masası kurduk. Hemen aynı deprem örneğini dikkate alarak yardım masası kurduk. Üyelerimize dedik ki ne oldu bize bildirin. Ne oldu yani ne şey var, hani damage control diyoruz ya, arıza ve yaşanan şeyi görelim diye bunlar yağmaya başladı. Bunun üzerine hemen döndük, hızla bir şey oluşturduk. Bir uluslararası, bizim bütün temasta olduğumuz Eurotex, ITMF, IAF, ILO, ne biliyorsanız bütün bu sivil toplum kuruluşlarına, paydaşlara bir mektup hazırladık ve gönderdik. Dedik ki beklenen potansiyel sıkıntılar bunlar, 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 bunlardır. Sakın ha solidarity, yani el ele bu sistemden geçmek lazım. Elimizi bırakmayın. Yani birbirimizin elini bırakırsak, bu zincir koparsa, bu birliktelik biterse tekrar bu tedarik zincirinin, bu birlikteliğin kurulması imkansızdır. Dikkat edelim diye bütün paydaşlara gönderdik. Web sitelerinde yayınlandı vesaire. Bununla beraber aynı anda yine paydaşlarla bir araya gelip Ankara'ya mektup yazdık. Ya bu süreci nasıl aşabiliriz diye. Yani uçtan uca baktığımızda bir tarafta lobi çalışmalarıyla uluslararası organizasyonlara da konuştuk. Bir tarafta Ankara'yla bu süreçten nasıl geçebiliriz diye hazırlıklar yaptık. Ve şeyde Nisan ayı geldiğinde tekrar geri döndük fabrikalara. Müşterilerimiz bence dünyada bu Türkiye'nin bir başarısıdır. Türk tekstil ve hazır giyiminin bütün olarak bir başarısıdır. Çünkü dünyada, Bangladeş'te, Pakistan'da, şurada burada 3,5 milyar dolarlık ürünler gömülürken, hala daha orada enkaz altında tabiri caizse dururken, biz Nisan, Mayıs, Haziran ayında bütün üreticilerimiz, hazır giyimciler bu şeyi boşalttı. Pipeline'daki ne kadar stok varsa bunlardan kurtuldu. Yani sürene Mayıs, Haziran, Temmuz. Ondan sonra kapılar açılmaya başlandı.
İşte biraz mağazalar açıldı biliyorsunuz. Biraz trafik başladı, hareket başladı. Bu arada tabii biz bekliyorduk ya, tahminler yürütmeye çalıştık. Yılı yüzde kaç eksiyle kapatılırız diye. Hesabımız %30'lardı. Yani %30'lar iyi rakamdı. 2020'yi %30'da eksiyle kapatırsak iyiydi. Çünkü perakendeden aldığımız feedback daha kötü. %50'lerde bir eksi bekliyorlardı. Açılamıyor bir türlü. Birinci dalga, ikinci dalga filan. Bunun üzerine aslında sektör, yeni bir alt sektör doğdu. Çünkü baktılar ki biliyorsunuz Çin'den uçakla maskeler, uçak havaya havalanıyor. Trump yolda uçağın rotasını değiştirtip Avrupa'ya giden maskeleri Amerika'ya indirtti filan. Ve Avrupalı zaten orada büyük bir şok yaşadı. Bizim bu Local for Local diye bir sloganımız var. Dernek olarak da uzun yıllardır yaptığımız. Şimdi orada onun değerini anladılar. Bölgesel üretim olmadığı için İsveçli'nin elinde markası vardı. Çok pahalı marka. Medical, işte koruyucu giysiler markası. Marka elinde kaldı ya da Alman'ın ama ürün yok. Kendi markasının ürününü çünkü Çin'de üretiyor, Türkiye'ye getiremiyor. Bunu görünce bizim müteşebbis sektörümüz her şeye hazır. Hemen tezgahların bir bölümü boş zaten. O bölüme şeyleri girdi. Yani hatlar açtı ve medikal maskeydi, üründü, şuydu buydu onu yapmaya başladı. O anlamda biz de hemen Cumhurbaşkanlığı'nın o şeyiyle bütün hazır giyimcileri davet ettik ve herkes açtı, bila bedel maske de üretildi. İşte Cumhurbaşkanlığı'na teslim edildi. Şimdi bunları yaşarken bir taraftan da yani bu ne getirdi onu söyleyeceğim. Bir alt sektör yarattığı için yaklaşık %15 kadar ihracatımızın %15'i kadar bir katlı iş yarattı. %15'lik iş yarattı. %20'lik, 18'lik bir küçülme olacaktı. Yılı biz %-3'le kapattık. Bu bir mucize. Yani aslına bakarsanız bu yaşanılan nereyle, bütün perakende sistemiyle konuşun, markalarla konuşun. Yani %3'lük bir hazır giyim ihracatında eksiyle kapanması bu önemli bir başarıdır. Ayrıca sektöre, bize yeni bir alan daha yarattı. Bunu bir not edelim kenara. Çünkü ileride bu bölgesel üretim anlamında desteklenirse, Avrupa'da da ben bunu konuşuyorum, Eurotex Başkanlar Kurulu'nda olsun, strateji toplantılarında olsun, özellikle yazdırdık. Bizim bu bölgede bir lokal, yerel bir zincirimiz olması lazım. Stratejik ürün haline gelmesi lazım. Biraz önce de yine bahsedildi, hani bu virüsler, hastalıklar peşimizi bırakacak gibi görünmüyor önümüzdeki yıllarda. Bill Gates bu konuda önemli yatırımlar yapıyor. Hatta Bill Gates'in bu anlamda biraz da böyle konspirisiler içine bile girildi. Ya bu Bill Gates neden bu konunun bu kadar çok içinde diye. Bu yapılacak. İki şey daha söyleyeyim. Sonra bırakacağım. Bu süreç devam ederken tabii biz bu kez de daha ileriyi görebilmek için dijital sistemin avantajlarını kullanarak hem alacak sigortası firmalarıyla, dünyadaki alacak sigortası firmalarıyla, Türkiye'de Exim Bank'la birlikte diğerleriyle toplantılar, webinarlar yaptık. Sonra kendi içimizde sektörü kuran, duayen hazır giyimcilerimizde ve sonra en sonda gençlerle, bizim sonraki jenerasyonumuzda bir arama konferansları yaptık, toplantılar yaptık ve yeniden form olacak, reform olacak bu tedarik zincirinin kuralları ve oyuncularının neler olacağı konusunda onlara sorular sorduk. Boğaziçi Üniversitesi'nin de katılımıyla onların sonuçları çıktı. Şimdi o doğrultuda bu süreç içerisinde, bu süreci sordunuz ya, neler kazandırdı, neler yaptınız. Bu süreç içerisinde biz dedik ki madem bu değişimi yönetebilmek için TGS'de akademi, gelişim akademisi kurma yönetim kurulu kararıyla aldık ve yönergesi, her şey oluşturuldu. Ve bu çıktılarla bir program hazırlıyoruz. Profesyonellerimizi ve şirket sahiplerinin bu değişimde
eğitimini sağlayıp onları hazırlayabilmek için. Ayrıca bu dönemde yine baktık ki dijital dönüşüm ve dijitalleşme, iyi ticaret vesaire gençler olmadan yapamayacağız biz bu işi. Zaten temel sorun, tıkanıklıklardan bir tanesi de yerimize oturup bırakamadığımız koltuklar. Yani o gençleri oyun, demin dediniz ya işte şeyler, sanıyorum Ergin Bey söyledi. Hani Silicon Valley'de onlar zaten bu yaşama alışık oldukları için sizin hani toplantı kültürleri açısından verdiğiniz örneği tamamladı. Zaten yıllardır bunun içinde yaşıyorlar. Biz bizim için çok yeni. Onlar çünkü 30 yaşın altındaki genius'lar, isimlerini saymıyoruz. Twitter'dan Facebook'a kadar bütün bunlar 30'un altında icatlarını yapmışlar. Şimdi biz burada bizim o kallavi abilerimiz, babalarımız o koltukları gençlerle paylaşmadıkça bu sistemin, e-ticaret ve dijitalleşmenin olma ihtimalini görmüyoruz. Onun için hızla Genç TGSD'yi kurduk biz dernek olarak da. Onun da yönergesi çıktı. Şu anda onun toplantıları bizim yönetim kurulu toplantılarından daha hızlı ve daha heyecanlı geçiyor. Çünkü gelecek konuşuyorlar. Sürekli gelecek konuşuyorlar. Bizdeki gelişmeler böyle. Biz süreci böyle yaşadık. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Açıkçası biz de bu dönemde neleri kaçırmışız. Hani tek tek bir yandan da not aldık. Çok sağ olun. Ben Ahmet Bey sizinle devam etmek istiyorum. Sizin bu ilk sorumuzda bize açacağınız pencereyi çok merak ediyorum. İTİP olarak siz neler yaptınız? Biraz da sizden dinleyelim efendim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim Şule Hanım. Organizasyon için de ayrıca hem Fortune dergisine hem de İlgün Hanım'a tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İlgün Hanım güzel bir giriş konuşması yaptı. Hadi Bey de durum aslında çok güzel özetledi. Tabii tüm olumsuzluklara rağmen aslında 2020 yılını iyi atlattık diyebilirim. Hatta bazı başarılı sonuçlar da buradan çıkardı. Tabii Mart ortasında başlayan o süreçte ihracatımızda %50 bir daralma yaşandı 2,5 aylık süreçte. Öncesine gittiğimizde biliyorsunuz ilk Çin'de bu çıktığında COVID-19 yaşasın dedik. Yani şey anlamında, ticaret anlamında tabii aslında bir trajedi yaşanan da. Yani Türkiye daha fazla fırsatlar doğacak, daha fazla ihracat yapacak şeklinde. Ama hiç pandeminin bize geleceğini, Avrupa'yı vuracağını hesaba katmamıştık. Tabii Mart ortası ve Mayıs sonuna kadarki süreçte her şey %50 durdu. İhracat da %50 azaldı. Pazar belki perakende tarafı burada, perakende'de çok kıymetli firmalarımız var. %50'den de fazla tahmin ediyorum düşüş yaşadı. Mağazalar kapanacak. İşte e-ticarette zaten eskiden gelen bir artış trendindeydi. Yani bu pandemiyle beraber daha da hız kazandı ama o da çok sınırlı kaldı. Çünkü insanların hazır giyim ürünü olan talep düştü her şeyden önce. Fakat sonrasında tabii rakamlar hakikaten bizi motive etti. Biz aslında seneyi böyle %10'la kapatırsak, eksiyle kapatırsak çok şanslıyız diyorduk. Ama yaşadığımız süreçte ki birçok rekorlar kırdık rakamlarda, tekstil sektöründe %2,5'luk bir kayıpla 2020 yılını kapattık. 2021'e girdiğimizde de biliyorsunuz 2,5 ayı geride bıraktık. Yaklaşık yıllıkta %20'ye yakın bir artışla yıla başladık ki Ocak ve Şubat ayları 2020 yılında hareketli aylardı. Yani ihracatın iyi olduğu aylardı. Mart ayı rakamlarımız çok güzel gidiyor. Yani Mart ayında ben yine ihracatta bir rekor bekliyorum. Tabii her alt sektör daha farklı davranış sergiledi. Bizim tekstil sektörüne baktığımız zaman ana olarak tabii hazır giyimin ham maddesini üretmekle beraber işte ev tekstili, teknik tekstiller, dokuma kumaş, örme kumaş gibi alt sektörlerimiz var. Bunlar içerisinde teknik tekstiller çok önemli oldu. Çünkü koruyucu kıyafetler ve maskenin ham maddesini üreten sektörümüz olduğu için çok ön plandaydı. Orada hem ihracatta ciddi artışlar yaşandı hem iç piyasada özellikle maskenin ve koruyucu kıyafetlerin ham maddesi ürettiğimiz için Adi Başkan söyledi, hemen sektör organize oldu, üretti. Ham maddemiz olduğu için bunu yapabildik. Yani onun için bahsedildi de yani Türkiye'deki bizim en büyük kazanımımız, değerimiz
full entegrasyona sahip olmamız. Sektör dinamizmini buradan alıyor, gücünü buradan alıyor. Bugün kumaşından ipliğine, yan sanayisine, konfeksiyonuna kadar hakikaten mükemmel bir altyapı var. Lojistik konusunda da bunu ben biraz avantaja çevirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle son aylarda yaşanan konteyner sıkıntıları, deniz yolunda yaşanan sıkıntılar bizim Avrupa, özellikle ana pazarımız, ihracatımızın %50'sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa'ya daha çok tırla yaptığımız için sevkiyatlarımızı orada işi avantaja çevirdik. Yani lojistiğin ne kadar önemli olduğunu buradan hep beraber görebiliyoruz. Dünya Ligi'nde ne oldu? Dünya Ligi'nde tabii rakamlar açıklanmaya başladı. 2020 ihracat rakamları. Bu sevincimi sizle de paylaşmak istiyorum. Çok yeni. Çünkü dünyada 6.'lıktan 5.'liğe çıktık. Güney Kore'yi geçtik tekstil ihracatında. Dünyanın 5. büyük tedarikçisi durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 9.'lıktan 8.'liğe maskeyi aradığınız zaman da 7. tedarikçi konumuna yükseldik. Tabii Türkiye bunları nasıl yaptı? Türkiye'de bu üretim gücü hakikaten yakın coğrafyada olmayan, işte Çin'de çok az ülkede olan bir üretim gücüne sahibiz. Çok enteresan bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, yani 1924 yılında Türkiye'nin ithalatının %35'i kumaş ithalatı. Yani neredeyse, hatta daha da fazla, 3 üründen bir tanesi kumaş. Ne kadar dışarı bağımlı olduğumuzu burada görebiliyoruz. Bundan 100 sene önce. Burada Atatürk'ün de ne kadar vizyoner olduğunu da görebiliyoruz. İşte o Sümer bankların kurulması. Kendi tekstil üretmesi bugünse nelerimiz eksik veya ne yönde kendimizi geliştirmemize de bakmak lazım. Adi Başkan'ın dediği gibi sürdürülebilirlik çok önemli. Büyük alım gruplarının zaten bu politikalarında da var. Artık tamamen ürünlerini sürdürülebilir ürünler olarak tedarik etmesi, işte geri dönüşüm, karbon ayak izi, bunları önümüzdeki süreçte çok daha fazla göreceğiz. Tabii bunun içerisinde lojistik ve transport da mutlaka bu karbon emisyonundan etkilenecek sektörler. Hani buralarda neler yapılabilir önümüzdeki süreçte? Elektrikli araçlara geçildi ama tahmin ediyorum ticari araçlar çok daha sonra gündemde olacak diye ben tahmin ediyorum. Belki Nilgün Hanım bu konuda bizlerle paylaşır görüşlerini. Tam entegrasyondan bahsettik. Tedarikteki gücümüzden bahsettik. Tabii ticaretin gelişmesinde serbest ticaret anlaşmaları önemli. Bunları yaparken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'yla da sürekli bu konuda temas halindeyiz. Yani Türkiye'ye değer katacak, Türkiye'ye artı ticaretine artı katkıda bulunacak SDA'ları yapmak oldukça önemli. İşte Amerika'yla biliyorsunuz başlayan bir müzakere vardı. Ticaret Bakanı ile olan toplantıya bizzat ben de katıldım. Bir saat bir toplantı yaptık. $100 milyar ticaret hedefinde. Karşılıklı $100'er milyar. Fakat orada malum başkan değişimi oldu. Bundan sonraki politikalar ne olacak hep beraber göreceğiz. Ticaretle beraber orada biliyorsunuz siyaset de çok önemli. Amerika ile ikisi birlikte yürüyor. Ama Türkiye için büyük potansiyel arz eden bir pazardır Amerika pazarı ve bizim de şu anda tekstilde 7. büyük tedarikçiyiz ama hazırlığında bildiğim kadarıyla Hadi Başkan çok daha iyi bilir. Maalesef orada payımız çok küçük hazırlığın ve konfeksiyonda. Gençler çok önemli. Gençler konuşuldu burada. Biz de bu süreçte hiç hız kesmedik. Gençlere verdiğimiz destek ve önem. Biliyorsunuz tekstil mühendisliği projemiz var. Bizim sektör olarak tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak tekstil mühendisliği bölümüne sahip çıktık. 2 sene önce kapanma noktasına gelmişti bu bölüm. Bir taraftan da ihtiyaç var. Yani sektörde işsiz tekstil mühendisi yok denecek kadar az. Hatta yok. Yani varsa da işsiz tekstil mühendisi
kendisini iş beğenmemesindendir veya başka sebeplerdendir. Ama maalesef bizim bir algı sorunumuz vardı. Tekstil sektörünün işte sanki artık Türkiye'nin bırakması gereken bir sektör gibi bir hava vardı bundan 3-4 sene önce. Bundan çok etkileniyor tabii. Yani gençler veya anneler, babalar bunu duydukça aman oğlum kızım tekstil mühendisliği yazma, bu bölümde gelecek yok gibi yanlış yönlendirdi gençleri. Ve %40'a kadar düşmüştü doluluk oranları. Puanlar da çok diplerdeydi. Çok şükür o %40'ları biz 90'lara çıkarttık. Hep beraber tekstil hazır giyim sektörleri olarak puanları artırdık. Verdiğimiz asgari ücret kursuyla hem gençleri motive ettik. Burada en sevindirici nokta da tabii bizim burs alma kriterlerimiz var. Yani ilk 80 bine giren öğrencilere biz bunu veriyoruz. Önceden de tercih yapmadan öğrenci burs alıp alamayacağını çok net bir şekilde görüyor. Ona göre müracaat ediyor. Yani burs oranımız %20-25 civarında. Yani burs alamamasına rağmen yazan öğrenciler de oldukça fazla. Yani %75'i o şekilde. Demek ki o mesajı verebilmişiz. Yani bu sektörde iş var, gelecek var mesajını verebilmişiz. Katılıyorum o görüşe. Yani gençlere bizim ağırlık vermemiz lazım. Hem sektör olarak hem de müşteri olarak zaten dijitalleşme dediğimiz zaman iş oraya doğru gidiyor. Bunu gençler çok daha iyi biliyor, Hali Başkan'ın dediği gibi. Gençlere yatırım hiçbir zaman bizim kesmememiz gerekiyor. Tabii konumuz burada lojistik. Lojistik gerçekten bizim sektörümüzün en önemli alanı. Çünkü her şeyimizi biz lojistikle yapıyoruz. Hem e-ticaret olsun hem kendi ürünlerimizi sevk ederken ki genelde yükte hafif pahada ağır mallardır. Tekstil ürünlerine baktığımız zaman bir çimento, bir mermer gibi değil. Burada süre çok daha önemli. Yani hızlı bir şekilde müşteriye teslim edebilme bunun maliyetinden çok daha önemli. Ham maddeye doğru indiğiniz zaman tabii orada bugün elyaflarda maliyet çok ön plana çıkıyor doğru ama mamule gittikçe bu biraz tolere edilebiliyor. Burada hizmet kalitesi, bir an önce sevk edebilme, malların düzgün bir şekilde yerine ulaşması çok büyük önem arz etmekte. Evet, ben şimdilik toparlamış olayım. Çok teşekkür ederim ve güzel bir webinar olmasını da tekrar diliyorum. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz sizin de efendim verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten sizin bulunduğunuz alanda ve konuyla ilgili çok farklı gelişmeler olmuş. Bunu yakından sizlerden de duymak çok önemli bizim için. Teşekkür ediyorum. Ben Süleyman Bey'e dönmek istiyorum. Süleyman Bey, özellikle son dönemde sürdürülebilirlik üzerine yapmış olduğunuz çalışmalarla sizi yakından takip ediyoruz biz de. Pandemi döneminin de sanırım en büyük avantajlarından biri bu sürdürülebilirlik meselesine sanırım adapte olmakla doğru orantılı oldu. Siz tabii bu dönemi nasıl geçirdiniz? Yakından takip ediyoruz ama kendi içinizde bizimle paylaşmak istediğiniz bir takım özel projeler, detaylar evet. Da olabilir. Evet. Ticarette bu ani değişimlere tekstil sektörünün önemli bir oyuncusu olarak siz nasıl yanıtlar verdiniz, nasıl cevaplar verdiniz ve biraz sizi dinlemek istiyoruz efendim. Buyurun. Şimdi öncelikle ben başkanlara teşekkür ederim. Yani sektöre özellikle tekrar gençlerin katılımı konusunda yaptıkları proje bugün sektöre olan ilgiyi artırdı. Çünkü sektörün geleceği bu konuda bizlerin her şeyden önce eleman kalitesiyle ilgili çok önemli. Yani burada bu projenin ben önümüzdeki 3-5 yılda geri dönüşümünün çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi tabii biz grup olarak dünyanın nabzı gibiyiz. Şimdi 80 ülkede olunca özellikle de konu pandemi olunca her ülkedeki gelişmeleri, açılmaları, kapanmaları ister istemez yakından takip ediyoruz. Etkilenen bölgeler, etkilenmeyen bölgeler ve bunlarla ilgili çalışmalarımız zaman zaman çok hassas bir şekilde devam ediyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani biz mesela grup olarak bugün mesela Avrupa Birliği yani EU zonunda en çok mesela herkesin mercek altına aldığı bir İtalya'da son 5 yılda yaklaşık olarak her yıl %80 bir büyümemiz var. Ve inanın bizim özellikle erkek segmentinde dünyadaki en güçlü markaların olduğu bir segment.
Şimdi pandemiden önce de biz bu konuda nasıl bir strateji uyguluyorduk? Önce bir pazar araştırmaları yaptık. Artık yeni nesil iş yapma biçiminde, yani bunu pandemi öncesi için söylüyorum. Müşteri profili ne istiyor? Müşteri şunu istiyor. Kalite, tasarım, inovatif ürün, fakat aynı zamanda çok fazla para ödemek istemiyor. Yani biz de bunu ulaşılabilir lüks diyoruz. Affordable luxury. Yani biz firma olarak ana stratejide lüksü nasıl ulaşılabilir hale getiririz? Bunun üzerinde çalışmalar yapmıştık. Şimdi bunun karşılığında gerçekten dünyada çok önemli geri dönüşüm oldu. İster istemez bir yavaşlama oldu. Çünkü tüm dünya olarak 3 aylık olmaları oldu. Ayrıca bir SWOT analizi yaptık. Bu SWOT analizinde her şeyden önce online ve dijital dönüşümde ayak uyduran ülkeler hızlı bir şekilde, bunu yapamayan ülkeler şeklinde bir ayrım yaptığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıktı. Almanya'nın bu konuda çok önde olduğunu, mesela İtalya'nın bizden daha geride olduğunu gözlemledik. Bakın yani çok önemli. Şimdi her şeyden önce biz dataya çok önem veren bir firmayız. Yani data, özellikle bizim onaylı data sayımız, müşteri data sayımız şu anda herhalde kendi sektörümüzde ilk 3 firmadan biriyiz. Bunu yapay zeka kullanarak nasıl güncel hale getirebiliriz ve güncel pandemi sonrası nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine yoğunlaştık. Her şeyden önce pandemi sonrası tabii ki alışveriş konseptleriyle ürün konseptinde 2 tane farklılık oldu. Yani ikisini çünkü birbirinden farklı olarak görmek lazım. Pandemi sonrası hangi ürünler müşteriler tarafından tercih ediliyor? İkincisi, pandemi sonrası hangi alışveriş sistemleriyle müşterilere ulaşabilme şansınız var? O yüzden de her şeyden önce akıllı alışveriş dediğimiz bir sistem üzerinde çok yoğunlaştık. Akıllı alışveriş dediğimiz zaman mesela müşterimiz herhangi bir şekilde bizim destek hattımızı aradığı zaman o müşteriye şöyle bir cevap. En yakınındaki mağazaya yönlendiriyoruz ve en yakındaki mağazadan görüntülü olarak ona servis yapılıyor. Ve bu servis aynı zamanda temassız kartla ödeme yapılabiliyor. Bu da çok önemli çünkü ona bir kerelik şifre gidiyor ve bir kerelik şifreyle her şeyden önce yani birçok özellikle online alışverişte herkesin, hepimizin bir şeyi var. Kartımız acaba kullanılabilir mi? Ama o bir kerelik şifreyle biz ona güven veriyoruz ve o garantiyi verince çok rahat bir alışveriş yapıyor. Ve bunun dışında ürün tesliminde isterseniz mağazaya gelin ürününüzü teslim alın diyoruz ya da biz sizin bulunduğunuz adrese ürünü göndererek teslim ederiz diyoruz. Bakın, alışveriş sistemi olarak. Peki burada bu akıllı alışverişin aslında güncel hale başka türlü nasıl getirebiliriz? Aslında online satışla konvansiyonel satışı, yani mağazalardaki fiziki servisi birleştirebilmek. Burada online'dan alışveriş yapan bir müşteri aynı zamanda bu ürünü mağazalardan nasıl teslim alabilir? Biz buna omnichannel diyoruz ve bunun üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Peki bunun dışında ne yapıyorsunuz derseniz Şule Hanım, bir de app uygulaması. App uygulaması dediğimiz zaman da bugün bizim özellikle markalarımızın app'ine müşterilerimiz indirdiği zaman çok rahatlıkla bir mağazadaymış gibi kendileri ürün seçimini yapabiliyorlar. Yani birçok farklı tercih. Şimdi tabii satış sistemlerinde biz bunları yaparken e-ticarette neler oluyor? E-ticarette hepimizin bildiği gibi yani yaklaşık olarak pandemi öncesiyle sonrasını değerlendirdiğimiz zaman mesela bizdeki oran %7'ler 8'ler seviyesindeydi. Şu anda %25'ler seviyesinde 2020 yılında. Ama bunu biz 2021 yılında %35'ler seviyesine çıkarmayı hedeflemiş durumdayız. Ve hatta dün arkadaşlarımız şöyle bir özellikle şunu kaldırıyorum. Şöyle bir projeyi bir şekilde hazırlamışlar. Çünkü bizim bir de teknoloji firmamız var. Orca Teknoloji diye grubumuzda Orca Tech firmamız. Ve 2021 yılında yapılacak çalışmaları ve bunların stratejilerini ve bütçelerini ortaya koymuşlar proje halinde. Şimdi burada hiçbir şey tesadüf değil. E-ticaretle sosyal medya arasında da büyük bir ilinti var. Yani özellikle e-ticarete baktığımız zaman sosyal medya üzerinden satışların Instagram'dan, WhatsApp'tan yapıldığını gözlemliyoruz. Ama şimdi tabii ki bu özellikle dijital gelişimde
her şeyden önce kendini biraz daha çekinceli davranan bir 50 yaş üstü vardı. Ve onların da şu anda alışverişte oranının %38 olduğunu gözlemliyoruz. Yani çok ciddi rakamlar bunlar. Tabii insanlar sadece bu satış sistemlerinden bahsettim ama ürün olarak baktığımız zaman da insanlar bir pandeminin kendine verdiği bir aslında şey var, duygularında bir değişme var. Gülmeye ve umuda ihtiyacı var. İnsanlar biraz da bunları istiyorlar aslında. Yani insanlar gülmeye ve umuda ihtiyaçları var. Ve ayrıca ürettiğiniz ürünle ilgili markalar topluma ne kadar katkı sağlıyor, çevreye ne kadar duyarlı üretim yapıyorsunuz ve aynı zamanda recycle geri dönüşüm konusunda ürün çeşitlendirmesini nasıl yapıyorsunuz ya da ürünün kullanılmasıyla ilgili işte şimdi her şeyden önce ne gibi özellikler, ne gibi inovatif farklılıklar var? Bunlar üzerinde yoğunlaşıyoruz ve hatta sürprizlerimiz de olacak gelecekte. Yani yaptıklarımızın dışında bu ürün farklılığı konusunda. Yani ben mesela kendi adıma da şunu toparlarsam, ben yaklaşık olarak 15 yıldır Mimar Sinan Üniversitesi'nde ders veriyorum. Marka yönetimi dersi veriyorum. Ve bana söyleselerdi online ders yapabilir misiniz? Yani bunu ancak yani çok fazla kendi adıma biraz uğraşı ve lüks olarak görmem çok zor olurdu. Ancak şu anda 72 öğrencimle bırakın online ders yapmayı, online sınav yaptım. Yani insanın kendi adına gelişimi konusunda da yani bu dönüşümün, gelişimin hep dijital altyapıda kendi adımıza neler bize kattığını da gözlemliyoruz. Ama ben hala şunu söylüyorum. Bugün insanlar her şeyden önce rahat giyimin, tabii ki özellikle rahat giyim dediğimiz zaman evde pijamalar, evde eşofmanlar ama insanların ben iyi giyinmeyi de özlediğini düşünüyorum. Evet. Çok doğru. Evet, yani burada benim özellikle söyleyeceklerim bunlar. Sorunuz varsa bütün arkadaşlara da ben tekrar selam ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Dediğiniz doğru. Pandemi beraber hepimizin gerçekten bu farklı kıyafetler giyip dışarıda bir takım organizasyonlara katılma konusundaki tecrübelerimiz elimizden elin alındı. Yani Amerika'da bu ilk sinyaller var. Amerika'da ilk evet. Sinyaller var. Yani özellikle modern klasiğin bir anda tekrar geriye dönüşüyle evet. ilgili Amerika'da sinyaller var. Yani bunu tabii ki mutlaka kendi içinde bir kombinasyonla hızlı bir şekilde biz de yapmalıyız. Yani birincisi satış sistemlerindeki dijital dönüşüm ve değişim. İkincisi ürün gamında da her şeyden önce talebe doğru cevap verebilme konusunda kendimizi sürekli güncellemek ve yenilemek. Evet. Çok teşekkür ederim Süleyman Bey. Ağzınıza sağlık gerçekten. Böyle bir küresel sanki ziyaret edip geldik sayenizde. Bütün alanları, bölüm şeyleri, Avrupa'yı, dünyayı dolaştık. Aynı zamanda yapmış olduğunuz tabii çalışmalar da çok anlamlı bu noktada. Siz geri kalmak bir tarafa, aksine kendinizi çok ciddi yenileyerek işi başka bir noktaya taşımışsınız. Bu anlamda zaten dışarıdan da marka stratejisi olarak bizlerin de haberciler olarak gördüğümüz bir şeydi bu. Bu bilgiler çok kıymetli. Teşekkür ederim. Ben sözü şimdi Bülent Sabuncu Bey'e bırakmak istiyorum. Koton'la beraber çünkü orada da çok ciddi bir takım değişimler, gelişmeler oldu. Yine dışarıdan takip ettiğimiz kadarıyla. Bülent Bey, siz e-ticaret ve pandemiyle beraber e-ticaretteki bu ani değişimi nasıl tolere ettiniz? Kendi markanıza, stratejinize nasıl uyguladınız? Sizden dinleyebilir miyiz? Buyurun efendim. Öncelikle davet için tekrar teşekkür ediyorum. Katılımcıları ve izleyicileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de müsaade ederseniz en azından 2020 yılında pandemide, evet pandemi sonrasında nasıl geçirdik kısa bir anlatayım. Sonra da e-ticarete değineyim. Tabii. Üstadlarım hatırlayacaktır. 19 Mart'ta mağazaların kapanma kararı verildi. Mağazaların kapanması perakende şirketleri için damarların kesilmesi anlamına geliyor. Ve çok ciddi net işletme sermayesi, stok konusuyla yürüyen bir sektör olduğu için hakikaten ilk başta çok ciddi bir sıkıntı yaşandı ve bu sıkıntı nasıl aşılır diye çok çok kara kara düşünülen günler oldu. Perakendenin birçok alt dalı var malumunuz. En çok etkilenenlerden bir tanesi giyim perakende oldu. Mesela sevgili Cem Bey teyit edecektir. Ev tekstilinde durum birazcık daha iyi geçti 2020 yılında. Teknoloji de öyle.
Ama giyim ve ayakkabı adına diye konuşacağımız zaman birazcık daha zor bir yıl geçti. Ama zor geçmesine rağmen biz yılı Nisan ayında hatırlarsanız mağazalar ne zaman açılır düşünürken caddeler ilk önce açıldı Mayıs ayında, sonra da kademeli olarak AVM'ler açıldı. Hayat böyle devam edecek diye düşünürken Kasım sonu ve Aralık gibi hayatımıza giren hafta sonu kısıtlamaları oldu maalesef. Dolayısıyla bunun etkilerini hala yaşıyoruz. Yine tekrar diğer perakendeci üstadlarım teyit edeceklerdir. Hafta sonu satışları perakende için çok önemli. Dolayısıyla hafta sonu kapalı kalmanın etkilerini yaşıyoruz. Ama ona rağmen bence hem tekstil sektörü olarak hem perakende sektörü olarak iyi bir sınav verdiğimizi ve başarıyla gemileri yüzdürdüğümüzü düşünüyorum. Bu noktada Koton olarak biz ne yaptık? Koton olarak biz de oturduk. Öncelikle önümüzdeki dönemin stratejilerini belirledik. Ve bir yaşama saygı manifestosu düzenledik. Ve bunu işimizin merkezine koyduk. Bizim bir logomuz vardır, pamukçuk. Pamukçuğun her bir tane kanadına saygı logolarımızı yazdık. Ve işimizi yaşama saygı olarak nitelendirdik. Ve bütün çalışmalarımızı bunun çerçevesinde şekillendirmeye başladık. Çok herkesin gündeminde olan sürdürülebilirlikle ilgili ne yaptık? Bu çok önemli. Ve özellikle de alışveriş trendlerinde ciddi bir değişikliğe sebebiyet verdi. Artık müşteri alışverişini yaptığı markaların topluma, dünyaya, ülkesine katkılarını daha fazla sorgular boyuta geldi. Biz de buradan hareketle sürdürülebilirliği işin merkezine koyduk ve bununla ilgili işimizde neler yapabiliriz diye bunların planlamasını yaptık. Yaptığımız temel noktalardan bir tanesi tamamen şöyle tanımlayabilirim BCI'yi. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Sürdürülebilirlik anlamında BCI'nin Better Cotton Initiative adı verilen bir inisiyatiftir. Türkiye'deki ilk temsilcisi olduk. Bununla yaklaşık 5 yılda 8 milyon metreküp su tasarrufu, daha az gübre kullanımı, daha az kimyasal kullanımı taahhüt eden bir yapıya girdik. Sürdürülebilirliğe böyle bir katkımızın olmasını sağladık. Bu noktada da Türk tarımına destek anlamında, Türk pamuk üreticisine destek anlamında da böyle bir taahhüdün altına imza atmış olduk. Bu bizim için önemliydi. Onun dışında iş yapış şekillerimizin üzerinden tekrar geçtik. Ve önümüzdeki dönemin stratejilerini yine tekrar yaşama saygı manifestosu çerçevesinde dijitalleşmeyi merkeze koyduk. Dijitalleşmeyi merkeze koyarken her bölümün bir tane, en az bir tane dijitalleşme projesi olmasını sağladık ve bunları koordine eden bir platform oluşturduk. E-ticaret tarafına baktığımızda bizde de e-ticaret iyi büyüdü. Bir önceki seneye göre %100'e yakın bir büyüme kaydetti. Bizim de cirolarımızdaki payı arttı. Ama ben bu büyümenin offline dediğimiz mağazalar açıldığında göreceli olarak kısmen kaybedilebileceğini öngörüyorum. E-ticaretle ilgili yaptığımız temel değişikliklerden bir tanesi arka taraftaki operasyonu iyileştirmek, müşterimize nasıl daha iyi hizmet verebilirizin sorularının cevabını araştırmak üzerineydi. Bununla ilgili yeni projeleri devreye aldık. Biraz önce Süleyman Bey'in ifade ettiği omnichannel, çoklu kanal kullanımı artık önümüzdeki dönemin perakendenin değişmez bir sloganı, hedefi olacak. Bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık biz de. Bununla ilgili lojistiğimizi kendimiz yönetecek şekilde, şu anda biz dış kaynak kullanıyoruz. Lojistiğimizi tamamen kendimiz yapacak şekilde bir oluşuma doğru gittik. Yani hem günlük işlerimizi yürütüyor hem de arka planda işimizin geleceğiyle ilgili planlamaları yapıyorduk. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemi e-ticarette birazcık daha çoklu kanala doğru götüren, müşteriyi daha çok tanıyan, daha iyi tanıyan, müşteri odaklı bir yapıya doğru dönüştürmek üzere yolculuğumuza başladık. Bu bir yolculuk. Çok kısa sürmeyecek ama uzun da sürmeyecek. Zaten bu dönüşümü gerçekleştirmeyen firmaların önümüzdeki dönemde biz zorlanacağını düşünüyoruz. Biz şu anda aldığımız mesafeden de mutluyuz. Bunu da şöyle ifade edebilirim. Biz gençlere önemden bahsetti Hadi Bey, Ahmet Bey,
Süleyman Bey. Biz de önümüzdeki dönemi şekillendirirken, stratejilerimizi belirlerken gidip gençlerimize sorduk ne istersiniz diye. Binlerce genci kapsayan bir araştırma yaptık. Bize çok basit ve net bir mesaj verdiler. Saygı istiyoruz dediler. Bize saygı gösterilsin, düşüncelerimize saygı gösterilsin dediler. Biz de Kasım ayında devreye aldığımız reklam filmimizde bunu vurguladık. Ve etiketleri çıkar hashtag'iyle bir bir reklam kampanyası başlattık. Ve şöyle söyleyeyim, günümüzün popüler uygulaması TikTok'ta 1,5 milyara yakın bir izleme kat etti. Bu bizim için iyi bir gelişme. Ve dediğim gibi gençler bence hem siyasetin hem tüketimin merkezinde olacaklar. Gençlerin beynini, gönlünü kazanan markaların önümüzdeki dönemde yolculuğunu daha rahat yapabileceğini söyleyebilirim. Bu da teknolojiye yakınlık demek, teknolojiye yatkınlık, teknolojiye yatırım demek. Biz 2020 yılını hem pandemi ile ilgili konuları uğraşırken hem de dediğim gibi geleceğe yönelik yatırımlarla geçirmeye çalıştık. E-ticaretle ilgili söyleyeceğim çok şey var ama bu birazcık daha 2020 yılında ne yaptık, e-ticaret büyüdü konusu olduğu için burada çok fazla şey söylemeyeceğim. Bir sonraki roundda sıram geldiğinde e-ticaret ile ilgili verileri daha net söyleyeceğim ve e-ticaretin lojistik tarafına daha çok değineceğim. Bir şeyin altını çizmek isterim. Nilgün Hanım kadar lojistikçi değilim ama kariyerimin yarısından fazlası lojistikte geçti. En azından masanın bu tarafında da bulunan ve lojistiği de iyi bilen, kamyonculuğu da hamallığı da iyi bilen birisi olarak o konuda söyleyeceklerim var. Nilgün Hanım'ı demek istediğimi anlamıştır, kafasını sallıyor. Dolayısıyla o noktada da söyleyeceklerim var. E-ticaretin hem perakende tarafı hem lojistik tarafı ile ilgili birazcık da size orada rakamlarla görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Tabii efendim, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Dediğiniz gibi bu dijitalleşme sürecini KOTON olarak siz de farklı bir noktaya taşımışsınız. Bundan sonraki sorularımızda da zaten dediğiniz detaylara mutlaka değinelim. Ben hemen Cem Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü Cem Bey, sizin özellikle ev tekstili konusunda Madame Poco'nun çok ciddi bir başarısı var. Bir kadın olarak da açıkçası bu ürünlerin kullanımı ve onların değerlendirmesi konusunda etraftan benim de çok fazla geri bildirim aldığım önemli markalardan birisiniz. Sizin açınızdan nasıl geçti? Biraz e-ticaret, tekstil perakendisi, lojistiği konusunda siz neler yaşadınız? Sizden dinlemek isteriz. Buyurun efendim. Evet, elbette. Öncelikle Şule Hanım ve Nilgün Hanım, başta siz olmak üzere tüm kadın izleyicilerimizin şu anda Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözüme başlamak isterim. Hazır 11 Mart, 8 Mart haftasındayız. Güzel bir hafta. Başlangıcı kötü olsa, hikaye başlangıcı kötü olsa da kutlamamız gereken doğru bir hafta. Dolayısıyla sizlerin Kadınlar Günü'nüzü kutlayarak söze başlamak isterim. Çok sağ olun. Şimdi... tartışılmaz bir şey var ki hepimizin söylediği üzere pandemi nedeniyle tüm dünya ekonomik ve sosyal anlamda zorlu bir dönemden geçiyor, hiç şüphesiz. Bu süreçten hemen hemen her sektör önemli ölçüde etkilendi. Tabii sizin de dile getirdiğiniz gibi ya da Bülent Bey'in az önce söylediği gibi biz biraz daha şanslı taraftayız diyelim ev dekorasyonu tekstili olarak. Ve bu bağlamda baktığımızda aslında tüketici davranışlarında da ciddi değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz hep beraber. Bu süreçte fiziksel olarak mağazaların kapalı kalması ve online'a yönelim oluyor olması bu değişikliklerin de aslında temel kaynağı. Biz Madame Coco olarak ne yaptık ve nasıl atlattık bu süreci diye bakarsak, aslında biz Madame Coco olarak insanlara moral olduğumuzu, pozitif enerji getirdiğimizi düşünüyoruz açıkçası böyle bir süreçte. Özellikle evde kalma süreciyle birlikte insanların içine dönmesi, eviyle yeniden barışması, evini güzelleştirmek, kendi tarzını dekorasyonuna yansıtmak istemesi bu dönemde adeta aslında bir terapi görevi de gördü. Ve Türkiye'nin lider ev tekstili ve dekorasyon markası olarak da aslında bu durum bizim için hızlı bir adaptasyon sürecinde beraberinde getirdi diyebilirim. Bu sürecin başında ben şöyle görüyorum açıkçası. Biz bu döneme oldukça hazırlıklı girdik. Madame Coco olarak e-ticaretimize yaptığımız yatırımlar, dijitale yaptığımız yatırımlar aslında biraz karşılığını buldu diyebiliriz bu sürecin başlangıcıyla beraber. İlk ayında satışlarımız hızla 2 katına çıktı. Bir önceki seneye göre büyüme oranı diye baktığımızda. 2. aydan itibaren hızla 3 kat ve 4 kata ulaştık. Ki 4 kata ulaştığımızda aslında Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rakamlara göre e-ticaret hacmi Türkiye'de bir önceki seneye göre %93 büyümüştü. Biz 4 katımıza ulaştığımızda.
Dolayısıyla burada açıkçası çok büyük avantajını yaşadık. Bu sürece hazırlıklı olmanın hem e-ticarette ve dijitalde ve kargo süreçlerimizle, lojistiğimizle de aslında bu sürece hazır olmanın avantajlarını yaşadık. Bir taraftan kargo firmalarının ve lojistiğin hani performansı nasıldı diye bakarsak, ben tüm dünyada ve Türkiye'de, yani Türkiye olarak tüm dünyada ve Avrupa'da aslında pozitif anlamda ayrıştığımızı düşünüyorum. Yani bu kadar hızlı artan bir hacme lojistik sektörünün aslında olabildiğince iyi yanıt verdiğini, ama bir taraftan tabii ki hepimizin olduğu gibi onların da hala gelişime açık yanları olduğunu düşünüyorum. Nitekim böyle bir hacim patlamasını hiç kimse beklemiyordu. Ancak bizim de çalıştığımız firmalardan bildiğim kadarıyla ve piyasadan dinlediğimiz ve konuştuğumuz arkadaşlarımızla, dostlarımızla kadarıyla da lojistik firmalarının hızla bu yatırımları yaptığını ve şu anda da yatırımlarına devam ettiğini biliyoruz. Bu süreçte tabii insan kaynağı da ciddi bir sorun oldu. Çünkü baktığınızda özellikle pandemik sebebin depolara yansıması ve insanlar arasında da hastalığın yayılıyor olması, tedirginliğin artıyor olması hem insan kaynağı bulmakta çok büyük sorun oldu, hem de depolarda çalışan insanların hem bizim firmamızın adına hem lojistik firmaların adına maalesef hastalıkla baş etmelerine neden olunca bu da ciddi bir sorun haline dönüşmüş oldu. Ben hala dip toplamda kargo firmalarının ve tüm lojistik ağının aslında olabildiğince iyi performans gösterdiğini ve ülke olarak da pozitif ayrıştığımızı düşünüyorum. Ama yine de dediğim gibi orada fırsatlarımız vardı ve herhalde herkes buna son derece büyük bir hızla yatırım yapmaya devam ediyor. Zira pandemi sonrasında da tüketici davranışı değişmeyecek. Bir şeyden eminiz, eminsek bu da tüketici davranışının değişmeyeceğinden emin olmamız. Dijital bizim artık hayatımızın bir parçası hiç şüphesiz ve parçası olmaya da devam edecek. Ve biz hem biz kendi sektörümüzün lider firması olarak bu sürece hep hazırdık ve hala da hazırız. Ama şunu biliyoruz, bundan sonra hani şu olmaz dememek gerekiyor. Her zaman çok daha iyi hazırlanmak, çok daha iyi koşullarda doğru yatırımları yapmak ve müşterilerle ürünleri doğru şekilde buluşturmak gerekiyor. Biz hep aslında Perakende'de doğru ürünü doğru zamanda doğru yerde satmak diye başladık. Doğru fiyatla satmak diye bir prensiple yola çıktık tüm Perakende dünyası olarak. Ama artık bu süreç biraz daha şuraya evrilmeye başladı. Eğer lojistik süreçlerini doğru kurgulayamazsanız, müşterinin satın alma anından itibaren o tüketiciye ürünün ulaşmasına kadar geçen o süreci doğru planlayamazsanız, ürünün ne kadar güzel olduğunun, ne kadar iyi olduğunun, fiyatının ne kadar uygun olduğunun maalesef bir anlamı kalmıyor. Tabii birazdan bir sonraki soruda aslında biraz da ben de e-ticarete değiniyor olacağım. Çünkü e-ticareti, omnichannel'ı yıllardır konuşuyoruz. Hep beraber tüm dünyada konuşuluyor, tartışılıyor. Hemen hemen herhalde yayınlanan tüm seminerlerin, konferansların belki 175-80'ini omnichannel konusu içeriyor. Ama omnichannel'da aslında dünyanın daha ne kadar yolun başında olduğunu da hep beraber öğrenmiş olduk. Dediğim gibi biz markalar olarak dijital anlamda ciddi yatırımlar yapıyoruz ve bunun karşılığını iyi yatırım yapan, doğru zamanda proaktif davranarak hareket eden ve yatırımını yapan firmaların aldığını düşünüyorum, ama yine de halen daha alınacak çok yol var. Bunu da tartışmak lazım. Ülkemizi belki Amerika ile İngiltere ile kıyaslamak lazım. Birazdan aslında biraz da onu yapıyor olacağım. Ama her ne olursa olsun bu sorunun sonu gerçekten şuraya geliyor. Lojistik müşteri memnuniyetinin bel kemiği ve bizim bunlardan sonraki hayatımızda da aslında iş yaşantımızda bizim en önemli iş ortağımız olacak sektörlerin başında geliyor. Ürünü doğru şekilde tüketiciye ulaştırabilmek adına diye düşünüyorum. Şimdi bunu söyleyeceğim ama bir sonraki sorumda e-ticareti detaylandırmayı ben de tercih ediyor olacağım açıkçası. Ve biraz daha detayına gireceğim mutlaka. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada tabii enerjiniz de o kadar bize yansıyor ki açıkçası buradaki hareketliği ve gelişmeleri sizin de başında olduğunuz markayla birlikte çok önemli bir noktaya taşıdığınızı, evrildiğini görüyorum olayın. Tekrar... Süleyman Hanım çok teşekkürler, ama o zaman şöyle bir cümle söylememde fayda var. Tutkuyla yaptığınız zaman işinizi, kalbinizi koyduğunuz zaman işinize o enerji beraberinde geliyor. Madame Coco'nun her köşesinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyük keyif alıyoruz yaptığımız işten. Geçenlerde çok güzel bir yazı okudum. Soranlara işsizim diyor yazar. Ben her gün yaptığım işi yapıyorum. Her gün sevdiğim, taptığım işi yapıyorum. Eğer işse neresinde bunun iş deyip işsizim diyor ünlü yazar. Dolayısıyla ben de aynı fikirdeyim. O yüzden çok iyi hissediyorum. Belki o nedenle böyle hissetmişsiniz. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii Ergin Bey, hemen size dönmek istiyorum. Zamanı da tasarruflu kullanarak.
özellikle sizin de başında bulunduğunuz birimi yönetirken sanırım stratejiler konusunda çok daha farklı bir takım çalışmalar yaptınız Kolis adına. Hemen sizi de dinlemek isteriz. Sizin açınızdan nasıl bir dönemdi? Buyurun efendim. Elbette. Açıkçası Kolis ve Loft adına konuşacağım ama Eroğlu Holding adına da tekstil başlığı altında olduğu zaman söyleyecek şeylerim var. Ama öncelikle ben Fortune Yayıncılık ailesine ve Sertrans'a bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Tamam. Yine özellikle sektörümüzün önünü açmak adına bizim dikenli yollarımızı temizlediğini düşündüğüm Ahmet Bey ve Adi Bey'e de ve kurumlarına da teşekkür ediyorum. Şöyle başlayayım. Kadınlardan bahsedildi ve gerçekten kadınların konuşulduğu bir haftadayız bütün dünyada. Biz ürünümüzün koleksiyon olarak gelişimini bir kadına emanet etmiş bir markayız. Ve onun bütün yardımcıları da kadın. Dolayısıyla Collins diye elinize aldığınız herhangi bir ürün erkek eli değmeden tasarlanıyor, planlanıyor, koleksiyon olarak oluşuyor. Bu anlamda da gerçekten kadınların iş hayatında daha aktif olmasına öncülük eden kurumlardan biri olduğumuzu düşünerek gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz tekstil sektörü başlığını şöyle iki kalemde açıp birazcık detaylara ineyim müsaade ederseniz. Çok büyük bir başlık aslında tekstil ve Eroğlu grubu da pamuktan başlayarak mağazada satış noktasına kadar dikey entegrasyonla aslında tekstilin her aşamasında var olan bir grup. Ve özellikle üretimi sadece Türkiye'de de yapmıyor, yurt dışında da yapıyor. Aynı şekilde perakendeciliği de gerek alım noktasında gerek de dünyada satış noktalarını yönetme noktasında da global olarak yönetmeye çalışan bir organizasyon. Pandemi ilk başladığında biz üretim tarafı ile ilgili açıkçası değerli katılımcılar bahsetti. Mart ayıydı. Geçen sene tam bir yıl geçmiş üzerinden. Herkes fabrikalarını kapatıp evlerine çekildi ve ne yapacağımızı bilmediğimiz korku dolu, endişe dolu günler yaşadığımız dönemde sektördeki birkaç büyük oyuncu ile birlikte aslında bir ulusal seferberliğe öncülük eden kurumlardan biri olduk diye düşünüyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Hatırlarsanız dünyada maske bulunmadı, Türkiye'de de maskeye ulaşımın son derece kısıtlı olduğu günlerde biz hemen üretim banklarımızın büyük çoğunluğuna hızlıca adapte ederek ülkenin maske ve koruyucu ekipmanına erişiminde aktif bir rol aldık. Yine bunu bahsetmeden geçmek istemiyorum. O bir ay son derece mutsuz, evlerde kapanıp neler yapacağımızı bilmediğimiz dönemde bizim biraz daha genç markası olarak gördüğümüz ve daha genç arkadaşlarımız tarafından yönetilen Loft markamızda da sürekli olarak Instagram konserleriyle evindeki insanlara moral, motivasyon, enerji aşılamaya çalıştık. Bugünlerin birlikte aşılacağını, geçeceğini vurgulamaya gayret gösterdik. Üretimle ilgili sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye hep konuştuğumuz o coğrafi üstünlüğünü bu pandemiyle birlikte biraz daha iyi yaşamaya başladı. Değerli katılımcılar bunun paydaşlarından bahsettiler ama Türkiye'nin özellikle sistemini oturtmuş, kurumsal yapısını belli bir noktaya taşımış firmaları bu anlamda çok ciddi fırsatları pandeminin dağılmasıyla birlikte yavaş yavaş hissetmeye başladı zaten. Daha da büyük fırsatları ben bulacağına inanıyorum. Öbür taraftan da Nilgün Hanım da bunun detaylarını anlatacaktır ama tekstil sektörünün bu anlamda uluslararası pazarlara ulaşımında lojistik hizmet sağlayıcılardan ihtiyacı olan konularda da neye ihtiyacı olacaksa onun karşılığını bulacağına ben %100 inanıyorum. Bülent Bey'in söylediği gibi ben de 95 yılından beri lojistik sektörünün içerisindeyim ve Collins'e kadar masanın hep öbür tarafındaydım. Dolayısıyla orada verilen emekleri, dinamizmi, enerji, heyecanı ve globale yayılma çabasını da çok yakından biliyorum. Takdir ediyorum. Şimdi moda perakendisi dediğimiz alt başlığa geldiğimiz zaman işte Collins ve Loft markalarıyla bizim hizmet verdiğimiz biz ciromuzun yaklaşık %30 kadarını Türkiye'den yapıyoruz. Böyle baktığınız zaman biz sorunu sadece Türkiye'de değil aslına bakarsanız hizmet verdiğimiz bütün ülkelerde birden yaşadık. Eskiden bilirsiniz ticaret yapanlar kendilerine şöyle bir motto belirlerdi. İşte Türkiye'de belli aralıklarda krizler çıkar. Dolayısıyla krizlerden çok büyük yara almak istemiyorsanız işinizi yurt dışına da taşıyın. Diğer pazarlarda da, uluslararası pazarlarda da çeşitlendirin. Fakat bu öyle bir kriz oldu ki hangi pazarda çeşitlendirirseniz çeşitlendirin. Sadece derdinizi, sıkıntınızı katladınız.
Türkiye'de mağazalar açıldı, tam nefes alıyorum derken Ukrayna'da kapandı. Ukrayna'da açılıyor derken Rusya'da kapandı. Başka ülkelerde peş peşe. Dolayısıyla nereyi tutsanız, hani o Luna Parklar'da böyle vardır ya bir oyuncak, vurursunuz da bir taraftan çıkar. Dertler bir taraftan bastırdıkça diğer taraftan çıkmaya başladı. Biz Kolis olarak bunlara peki nasıl hazırlanmıştık? Aslına bakarsanız kimse pandemiye hazırlık yapmadı ama kurumlar geleceği görebildikleri netlikle geleceğe hazırlanıyorlar. Bununla ilgili sürdürülebilirlik başlığı altında yapılan çalışmalara bazı örnekleri yine bizimle aynı sektörde hizmet veren firmaların değerli katılımcıları anlattı. Biz de açıkçası Loft'umuzu düşünüyorum. Onlarla birlikte sürekli gelecek 5 yıl nasıl olacak, gelecek 10 yıl nasıl olacak tartışmalarını büyük bir keyifle, büyük bir eğlenceyle yapıp bunları işimize taşımaya çalışıyoruz. Burada özellikle benim bilgi teknolojilerinde birlikte hizmet verdiğim arkadaşım Beykent Üniversitesi'nde dijital dönüşümle ilgili bir ders veriyor ki hazırlıklarını biliyorum. Yani dünyadaki bütün müfredatları tarayıp dünya seviyesinde, dünya çapında bir müfredatla orada bu anlamda da bir görev yapıyor. Biz dijital dönüşüme birkaç yıldır hazırız ve bununla ilgili de gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Tam pandemi başlamadan bir ay önce yeni ofisimize taşınma kararı aldık ve bu yeni ofisimizi de olabildiğince dijital dönüşüme uygun bir altyapıyla donatmak üzere zaten hamlelere başlamıştık. Dolayısıyla Mart ayında herkes panikle evlerine kaçıştığında biz bir avuç arkadaşımızla yeni ofisimize dalıp artık buranın dönüşü eski ofise değil yeni ofise diyerek oradaki altyapıyla ilgili çalışmaları hızlıca bitirdik. Bu ofisimizde size birkaç tane parametreden bahsetmek isterim. Özellikle buradaki bütün network altyapısını ve kablolama vesaire altyapısını biz 5G'ye hazır hale getirdik. Yani inanılmaz bir çalışma yürütüldü burada ve 5G geldiği zaman bizim network'ümüz inşallah buna son derece hazır halde olacak. İnternet çıkış hızlarımız bu anlamda dünyanın her yeriyle son derece konforlu bir şekilde bağlantılarımızı yürütecek seviyede ihtiyacımızın tam 10 katı bir yapıda planlandı. Aynı şekilde bütün toplantı odalarını sadece Türkiye'de değil, kurumumuzun kendi bayrağı altında hizmet verdiği bütün ülkelerde sesli ve görüntülü sistemlerle donattık ve seyahat bütçelerini yarıdan fazla kıstık. Artık aynı ofisin içerisinde son derece konforlu bir altyapıyla birlikte berabermiş gibi yurt dışıyla toplantılar yapabilir hale geliyoruz. Bunu da büyük bir keyifle bahsetmek istedim. Şimdi öbür taraftan baktığınız zaman e-ticaret konusuyla ilgili de bir iki cümle söyleyeyim. Açıkçası Mart ayında her yer kapandığında doğal olarak iki tane birim hayatın devamı için bizimle ilintili olarak söyleyeyim öne çıktı. Bunlardan bir tanesi ürünleri hazırlamakla ilgili depolar. İkincisi de tabii bunları e-ticaret kanalı üzerinden, çünkü bir şekilde virüsün bulaşmayacağı ürüne ulaşılabilecek tek kanal da orası. Bu kanal üzerinden müşterilere ulaştırılabilmesini sağlayacak ilgili arkadaşlar ve lojistik hizmet sağlayıcılarının paydaşları. Bizim depomuzla ilgili geçmişte yaptığımız yatırımların bu dönemde çok büyük avantajını gördük. Onu şöyle çok kısaca anlatayım. Aslında 2-3 sene önce de bir başka kurum tarafından yaptığımız yatırımlar, gururla söylüyorum, yılın en teknolojik deposu seçilerek de ödüllendirilmişti. Biz depomuzda yüksek emeğin değdiği bütün süreçleri otomatize ettik. Dolayısıyla bütün hizmet verdiğimiz ülkelere Türkiye'deki dağıtım merkezinden hizmet verirken elimizdeki personelin ihtiyacı yaklaşık 1/5'lere indi. Bu yaklaşık 3 sene 4 sene önce. Yani çok daha az sayıda insanla çok daha yüksek kapasiteleri hizmet olarak karşılayabilir hale geldik. Tabii pandemide en büyük sıkıntı neydi? Sosyal mesafeyi ayarlayabilmek. İnsanların yemek yerken, sosyalleşirken, çay içerken birbirine belirli bir koruma mesafesinde durarak iş yapabilir hale gelmesi. İşte bizim bu yeni depomuz buna çok rahat izin verdi. Çünkü biz büyük bir metrekarenin içerisinde son derece kontrollü sayıda çalışanımızla ağırlıkla otomasyonla yürüttüğümüz süreçlerle
insanlarımızı koruyarak bu dönemde depomuzu hiç kapatma ihtiyacı hissetmedik ve gerçekten de güvenli bir çalışma ortamı sağladık. Öbür taraftan da e-ticaret tabii kanalı ağırlıklı açık olduğu için daha çok arkadaşlarımız bu alanda hizmet verdi. Burada da bizim bütün Türkiye'deki önemli e-ticaret entegratörleriyle ve kendi e-ticaret altyapımızda olan yatırımlarımızın da karşılığını görme imkanı bulduk. Çok hızlı bir şekilde ürünlerimizi oralardan satışa, hizmete sunduk. Ama bunu sadece Türkiye'de değil, aynı etkinlikle, aynı verimlilikle yurt dışındaki bütün ülkelerimizde de yaptık. En büyük avantajımız şu, biz bütün teknolojilerimizi, yani bütün derken tabii şöyle bir şey söylemem lazım, yazılım anlamında söylüyorum, %80'ler seviyesinde iç kaynaklarla yapan bir kurumuz ve iç kaynaklarla yaptığımız yazılımların hepsi globalde bütün ülkelerimizde aynı yazılım olarak kullanılıyor. Dolayısıyla süreçlerimiz o ülkelerin gerektirdiği istisnai farklılıkları da barındıracak bir şekilde aslında aynı yapıda yürüyor. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetmek, Rusya'yı yönetmek ya da Ukrayna'yı yönetmek bizim için birbirinden çok zor ve çok farklı işler değil. Bu anlamda da tabii ki çok daha etkin çalışma imkanları bulduk ve bütün e-ticaret kanallarına da çok hızlı bir şekilde yüklenerek buralarda müşterilerimize ulaşmaya çalıştık. Buralarda tabii e-ticaretin hizmet veren tarafında çok yoğun bir talep gelince oralarda bazı sıkıntılar, bazı zorluklar yaşandı ama az önce söylediğim gibi sektör o kadar dinamik ki çok hızlı bir şekilde o eksiklikleri kapattı ve gayet güzel bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Diğer sorularda ben de bu omnichannel gibi kavramlarla ilgili neler yapıyoruz, biz bu kavramı nasıl anlıyoruz, bunlarla da ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten şunu söylememiz lazım. Eskiden bizim gençliğimizde bir kavram keşfetmişti pazarlamacılar. Müşteri kral derdi hatırlarsınız. Fakat bu dijitalleşmeyle birlikte herhangi bir ürüne, hizmete, bilgiye, fiyata müşteri o kadar kolay erişir hale geldi ki müşteri bugün daha bir kral. Şimdi o müşteriye kesintisiz hizmet verebilmek için aslına bakarsanız bizim bugün ayrı bir kanal gibi konuştuğumuz e-ticaret vesaire gibi kanalları da çok fazla böyle ayrı ayrı kanallarmış gibi de konuşmamak lazım. Zaten Omnichannel'ın ruhunda da bu var. Müşteriyi merkeze koyduğunuz andan itibaren bir müşteri deneyiminden bahsediyorsunuz. Müşteri size hangi amaçla nerede değerse değsin kesintisiz bir şekilde bıraktığı yerden başka bir kanalda aynı şekilde yolculuğuna devam edebiliyor olması lazım. Dolayısıyla Cemal Bey galiba bununla ilgili bahsetti. Daha dünyada hakikaten bu iş gelişme ve emekleme aşamasında. Türkiye'de biz bu işi biraz daha hemen pratik görüp, çünkü Türk milleti böyledir. Yani biraz böyle hemen pratik çözümler bulup sonuca gider. Farklı farklı yazılımları, farklı farklı kanallarımızı böyle çapraz bağlantılar atarak bazı omnichannel ile ilgili duyduğumuz fikirleri hayata çabucacık geçiriyoruz. Ama aslında bakarsanız müşteriyi merkeze koyarak bu omnichannel'ın felsefesindeki iş dünyası için bütün yazılım altyapımızın da buna uyumlu hale gelerek büyük bir dönüşüm dünyanın aslında kuruluşunun işareti. Omnichannel'ı biraz durumlarımızı müşteriyi merkeze koyduk ve tek elden yeniden geliştirmeye başlıyoruz. Tam içinde olduğumuz günlerde de bunun ilk uygulaması olan POS'umuzu da tamamen dünyadaki yeni anlayışla, yeni teknolojilerle bugün mağazalarımıza indirmek üzere ilk mağazamızı teste açtık diyebilirim. Dolayısıyla alışverişinin büyük bir keyfe dönüşeceği bir müşteri deneyimi süreci önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geliyor diye müjde olarak verebilirim. Teşekkür ederim. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Gerçekten muazzam işlere imza atılmış Eroğlu Holding tarafında da. Nülüye Hanım, bütün konuşmacılarımızın, misafirlerimizin söylediklerinden sonra tabii farklı bir sektörün temsilcisi ve önemli bir firması olarak ben tekrar sözü size bırakmak istiyorum. Biraz da sizin bu konuyla ilgili e-ticaret ve pandemiyle beraber e-ticaret projesiyle ilgili gündeminizde neler vardı, neler yaşadınız? Sizden dinleyelim. Buyurun efendim. Peki, çok teşekkür ederim Şule Hanım. Çok güzel paylaşımlar yapıldı. Bütün katılımcılar, sayın başkanlar tarafından tekrara düşmeden ben biraz genelden ticareti de bir sonraki soruya biraz daha fazla pay bırakacak şekilde ilerlemek isterim. Şimdi 2020 pandemi döneminde esasında lojistiğin ne kadar hayatımız için kritik olduğunu gördük.
Çünkü hatırlayalım, Mart ayında pandemi ilk gündemimize geldiğinde birinci konumuz acaba temel gıda maddelerinin tedariğinde ve ulaşımında bunlara ulaşmamızda bir sorun olur muydu endişesiydi. Burada en öncelikli konulardı. Dolayısıyla lojistiğin esasında yaşamlarımızı sürdürmemiz için olmazsa olmazını ilk önce görüyor olduk. Sonra tabii hemen arkasından bunun hallolduğunu, lojistik zincirinde bu işlerin başarıyla yapıldığından emin olduktan sonra da aynı şekilde işlerimiz için, sosyal yaşam ve ticaretimiz için, ticaret için içinde de hem uluslararası taşıma, hem konvansiyonel depolar, hem e-ticaretle ayrı ayrı bakarak ticaretimizde bunun ne kadar önemli olduğunu deneyimledik. Dolayısıyla lojistik gerçekten 7 gün 24 saat 365 gün bir yaşayan bir organizasyon olarak kesintisiz hizmet veren ve sağlıkçılarla beraber gerçekten en çok çalışılan, tabii bütün sektörler çalışıldı ama 7-24, 365 çalışılan bir sektör oldu. Çok zorlu süreçlerden geçtiğimizi zaten söylemeye gerek yok. Çünkü uluslararası nakliyede biliyoruz ki bir sürü kapanmalarla, yani Türkiye'nin en büyük ticari partneri Avrupa, burada Almanya olsun, Fransa olsun, İspanya olsun bu pandemi sürecini çok ağır atlattılar. Avrupa'nın geri kalanı, hakeza İngiltere. Burada kesintisiz uluslararası nakliye yapmak, değişen ithalat ihracat dengeleri içerisinde gene sayın başkanlar çok güzel ifade ettiler. İhracatın üzerine bir takım yükler bindi. Gerçekten bence de ihracatımız çok başarılıydı çünkü %30'lar, %40'lar beklerken biz de açıkçası Mart'larda, Nisan'larda, Mayıs'larda öyle düşünüyorduk ama ben %6 biliyordum başkanımız, %3 dedi, ekstradan memnun oldum böyle olduğunu duyduğum için. Önemli bir şeyle karşılaştık. Tabii ithalat ihracat dengesizliği zamansal olarak, İhracat navlularının üzerine binen yükler gerçekten uluslararası nakliye tarafında bizler için doğru yönetilmesi gereken, müşterilerimize katma değer sağlamamız gereken, değer yaratmamız gereken alanlar oldu. Çok şükür bunları yüzümüzün akıyla yaptık ve gerçekten müşterilerimizden geri dönüşümlerde çok bunu takdir eden bir yöndeydi. Bu da beni hem kendim hem de bütün arkadaşlarım adına gurur duyduğum, mutlu eden bir şey oldu. Biz lojistik sürecinde şirket olarak nasıl yaşadık bunu? Bu içinde şu an yayına katıldığım tesis 2013 yılında hayata geçirilmiş, ekonomiye katılmış bir Amerika'dan sertifikasyonu olan Türkiye'deki ilk belki de hala tek yeşil sertifikasyona, LEED sertifikasyonuna sahip bir tesistir. Yaklaşık 100 bin metrekaredir. Ve hani biz zaten bir lojistik firması olarak sürdürülebilir dünya, yeşil dünya, çocuklarımıza yaşanabilir bir ortam bırakmak konusunda çok hassas bir firmayız. Bu sertifikasyonumuz da bunu gösteriyor zaten. Dolayısıyla biz konuya önce sağlık diye girdik. Çünkü uluslararası şoförlerimiz çok zorlu şartlarda hizmet verdiler. Hayatlarını riske atarak hizmet verdiler. Çok şükür hani çok az vakayla, neredeyse sıfıra yakın vakayla en ufacık bir sağlık, kötü biten sağlık problemi yaşamadan orayı yönettik. Hakeza depolar bizim için önemli çünkü Sertrans 2009 yılında e-ticarete yatırım yapan ve biz lojistikçi olarak e-ticareti gelecek olarak görüyoruz deyip stratejik olarak ilan edip şu anda da Türkiye'deki en büyük lojistikçiler anlamında söylüyorum, en büyük e-ticaret platformunu yöneten bir şirketiz. Dolayısıyla bizim için aralıksız hizmet burada da çok çok önemliydi ve hem iyi hem de dezavantajlı olduğumuz bir durum yaşadık. Çünkü tam pandeminin başladığı sırada biz esasında
mevcut tesisimizi bir 40 bin metrekare e-ticarete ilave alan olarak inşaat içerisindeydik, büyütme içerisindeydik. Dolayısıyla ve müşterilerimiz de bu pandemi süreci içerisinde konvansiyonel depolar bütün katılımcılarımızın da altını çizdiği gibi biraz daha hareketsiz oldular. Mağazalar, AVM'lerin kapanması, işlerin dönemsel olarak %30, %40'lara varan geri çekilmesiyle ve e-ticaret çok ciddi büyüdü. Biz de biraz sonra rakamlarla söylerim bir sonraki soruda. 2-3 kat o dönemde minimum arttı ve inşaatın içerisinde biz bunu yapabiliyor olmamız gerekiyordu. Gene orada da önce sağlık dedik ve gerçekten hani 10'lu 15'li gruplara ayırarak, paranoyak önlemler alarak ki öyle olması gerekiyordu. Hem inşaat alanlarında hem e-ticaret platformlarında hem konvansiyonel depolarımızda, antrepolarımızda gene minimuma yakın sağlık problemiyle atlattık olayı. Neredeyse yani 5-10 arkadaşımızın haricinde bütün yılı kastederek söylüyorum bir sorun yaşamadık, önemli bir sorun yaşamadık. Onlarda da sonuçlar çok iyi bitti. Ve bizim odağımız açıkça söyleyeyim bir lojistik firması olarak, yani bu zaten Business for Business for Consumer Talks'larının da bir doğuş nedeni oldu. Biz müşterimize katma değer bu dönemde, böyle zor bir dönemde değeri nasıl yaratırızı yarattık. Hani kesintisiz, hızlı, müşterinin müşterisine en hızlı ulaşmak istediği, dolayısıyla e-ticaretin çok öne çıktığı bir yerde gerçekten şunu çok net gördük. Yani geçmişten beri Bülent Bey de, Ergün Bey de masanın bu tarafını bilen, zaten bütün perakendeciler doğalında çok iyi lojistikçilerdir. Çünkü perakendedeki başarı esasında lojistik süreçlerini doğru yönetmekten de geçer. Dolayısıyla masanın bu tarafını da bilen insanlar olarak birazcık altını çizdiler. Parçalı bulutlu yönetiyoruz biz lojistiği Türkiye'de. Ülkemizin dinamiklerinden de kaynaklı olarak biraz da kültürel yaklaşımlardan da geliyor bu. İşte uluslararası nakliyeyi ayrı görüyoruz, konvansiyonel depoyu ayrı görüyoruz, e-ticareti ayrı görüyoruz. Ben hep söylüyorum, biraz da tabii lojistik firmalarının yetkinliklerine göre de bu iş bölümleri mecburen oluyor. Fakat tedarik zinciri dediğimiz şey gerçekten bir zincir yani. Pandemide bunu gördük yani. Bu zinciri bölüp farklı farklı yaptığınız zaman verimi, karı, ne kadar esasında olumsuz etkilediğini biz zaten hani 10 yıldır konuşuyoruz Türkiye'de. Bu outsource'lerle zincirin, tedarik zincirinin tek bir yerde yönetilmesinin ne kadar doğru olduğuyla. Fakat pandemide bu tamamen bir şeye döndü. Zaruriyete döndü. Yani bizim gördüğümüz şu oldu. Kendi örneğimizden çok basit olarak söyleyeceğim. Biz yurt dışından İthal mallarını vaktinde getirerek, ama bitmiş ürün olsun, ama ara ürün olsun, vaktinde getirip e-ticaret depolarını besledik. Mağazalardan e-ticareti besledik, e-ticaretten mağazaları besledik. Sadece Türkiye'de bunu yapmadık, bazı müşterilerimiz için daha birkaç coğrafyada bunu yaptık. Dolayısıyla aynı yönetimi birkaç yerde, farklı coğrafyalarda yapabilmenin katkısını hem yaşadık hem gördük. Diğer taraftan hani bu antrepo süreçlerinin vesaire bütün gümrükleme süreçlerinin bir arada yürüyor olmasını, işte zincirin hızla yönetilebiliyor, efektif yönetiliyor, optimum yönetebiliyor olmasının faydalarını biz bu pandemi döneminde çok net müşterilerimiz nezdinde de gördük. Hepimiz zannediyorum hemfikiriz ki bu dönemde e-ticareti doğru yöneten firmalar gerçekten süreçten çok daha az etkilendiler. Tabii bu şeyi de beraberinde getiriyor. Yani bunu yapabilmek için de teknolojik altyapınızın çok hazır olması lazım. Yani biz 97 yılında Türkiye'de TMS dediğimiz software yatırımını İlk yapan firmayız. Bir numaralı satın alan firma sertifikamız var. Yani hala duruyor duvarımızda.
Gene 94 yılında ilk araç takip sistemini alan firmayız. Gene Sayın Başkanımız Ahmet Bey'in söylediği gibi işte Türk kumaşçıları ithalattan, Türkiye kumaş ithalattan vazgeçip de hani o ihtiyacını artık kendi üretip ihraç etmeye başladığında Tunus'a, Fas'a ilk kumaş taşımalarını yapan firmayız. Yani biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. O yüzden zaten 2009'da e-ticarete girmemiz, dünya oraya gidiyor ve biz lojistikçi olarak burada olmalıyız söylevini bilinçli söylemiştik. Zaten şunu da çok net görmüştük. Yani Sertrans olarak 1999 yılında Arthur Anderson'la Uluslararası Taşımacılık Şirketi'nden lojistik tedarik, yani Triple'e nasıl dönüşürüzü tartışmıştık. Çok sevgili rahmetli Arman Kırım'la süreç çalışmaları yapmıştık. Yani bu bir yatırım. Zannediyorum buradaki bütün çok değerli katılımcıların, dinleyici misafirlerimizin ortak olduğu nokta şudur. Geleceği doğru tahminlemek, doğru kararlar vermek, doğru yatırımlar yapmak. Bugün eğer bu olumlu cümleleri bütün katılımcılarımız hep beraber kurabiliyorsak, bunu işimizin nereye gittiğini görüp buna göre teknolojimizi, buna göre insan kaynaklarımızı, imkanlarımızın sadece şirketler olarak değil, sektörler olarak da ülkemizin de verdiği imkanlar doğrultusunda bu adımları atmış olmamızdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla hani pandemide her şeyi çok değişti. Hani ben hep söylüyorum işte bir sebze meyve alımını bile internetten yapabilmeyi herhalde bir sene önce kesinlikle konuşmazdık. Şu an hani 50 yaş üstü için bile normal bir şeye dönmüştü. Dolayısıyla alışkanlıklar tamamen satın alma modelleri, müşterinin Cem Bey'in söylediğine çok katılıyorum. Yani müşteri artık hepimizin ilgi odağı, yani hepimizin odak noktası. Buna göre de değişip dönüşmek zorundayız ve bütün süreçlerimizi de, bütün işbirliklerimizi de buna göre yeniden dönüştürmek durumundayız. Bunu yapanlar başarılı olacak. Ben hani zamanla da saygı göstermek adına ve yani zaten bir sonraki soruda da bazı şeyleri söyleyebileceğim için isterseniz şimdi bu kadarla bırakmış olayım eğer ekstra sormak istediğiniz bir şey yoksa. Nilgün Hanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten lojistik sektöründeki engin tecrübe ve deneyimizle sanırım 30 yılı da aşan bir şeyden, süreçten bahsediyoruz. Bu noktada katkılarınız ve sektördeki az önce bahsettiğiniz gibi ta 1999 yıllarından gelen aslında bu iş birliği ve fikir teatrisi konusunda zaten çok önemli yol almışsınız. Bu anlamda da çok büyük katkılar sağlandığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. Ben hemen hem süreyi efektif kullanmak hem zamanımızı tam iyi bir şekilde açıkçası düzenleyebilmek adına ikinci sorumuzda bir iki soruyu da tekrar arka arka ekleyerek sormak istiyorum. Aslında ikinci konuşma için, ikinci soru için vermiş olduğumuz bu tekstil perakendisindeki lojistik süreçleri nasıl yönetiliyor oluşuyla ilgili konuyu öncelikle misafirlerimize sormak istiyorum. Akabinde de biraz Türkiye'nin Avrupa ve dış dünyadaki ticaret potansiyeli ve gelebileceği noktayı bu soruyla birleştirerek sormak isterim. Burada sözü eğer değerli misafirlerimize müsaade ederse Süleyman Bey'e hemen sormak istiyorum. Süleyman Bey'in biraz sanırım iş toplantı ve süreçleriyle ilgili bir şey de var, zaman kısıtı var. Süleyman Bey, bu soruyu sizinle isterseniz cevaplayabilirseniz sizinle hemen başlatalım. Çok teşekkür ederim Şule Hanım. Yani her şeyden önce tabii ki dünyadaki gelişmeler çok önemli. Bu gelişmeler aslında bize ne gibi fırsatlar ortaya koyuyor? Bununla ilgili dün yaşadığım bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Sanayi odasında biz dış giyim meslek grup şeyinin ben başkanıyım. Oradaki arkadaşlarla birlikte bir değerlendirme yaptık. Çin'den daha önce 2000 dolara gelen bir konteyner, 2000 dolara gelen bir konteynerin fiyatı şu anda 8500 dolar. Şimdi bu sadece bizim için geçerli değil. Aslında Avrupa'daki alıcılar için de
bu fiyat söz konusu. İster istemez biz coğrafi avantajımızı ve lojistikte deneyimli olan firmalarımızın deneyimini birleştirdiğimiz zaman ürün tesisiminde inanılmaz derecede avantajlı olabilme durumumuz var. Ayrıca bir de işin biz üretim tarafında da varız. Üretim tarafında üretici eskisi gibi çok büyük stoklarla çalışmak istemiyor. Yani tamamen belli bir daha önce verdiği siparişin belki %40'ını veriyor. Ama sattığı zaman hızlı bir şekilde onu üretecek ve rafına koymasını sağlayacak tedarikçi istiyor. Yani bu yüzden de bu hızlı teslim konusunda zaten uzun yıllardır bizim sektörün büyük bir avantajı var. Tabii bunları bir şekilde bizler için bir avantaj ortaya koyarken aslında ben başka bir açıdan daha değerlendireceğim konuyu. Türk markalarının önümüzdeki dönemlerde Türk markaları için ne gibi bir fırsat olduğunu şöyle tanımlayabiliriz. İtalya'da şu anda pandemi nedeniyle kapanan mağaza sayısı 30 bin. Şimdi yine aynı şekilde sektördeki arkadaşlarımız bilir bunu. İngiltere'de, Amerika'da birçok dev markaların faaliyetlerine son verdiğini gözlemliyoruz. Dev grupların ve dev markaların. Şimdi mutlaka iş yapma biçiminin dışında, yani bunların bıraktığı pazardaki boşluğu kim dolduracak ve nasıl dolduracak? Bunlarla ilgili ben Türk markaları için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki 2-3 ayı da hasarsız atlatırsak, ki bununla ilgili de yani bir takım destek beklentileri var, en azından kısa çalışmayla ilgili ya da kısmi çalışmayla ilgili sektörel bazda bu desteklerin uzatılması. Yani çünkü pandemiden en fazla etkilenen sektörler özellikle parakende sektörü, turizm ve aynı zamanda kafe restoran. Yani burada sektörel ayrıştırma yapılarak bu destekler uzatılabilirse bu firmalarımız için, çünkü daha önce de can suyu olan bu destekler özellikle Haziran ayı itibariyle firmalarımızın önünü açmasına neden olacaktır. Ve dünya pazarlarında daha etkin olmasına neden olacaktır. Çünkü biz bugün kendi adımıza problemlerimizi çözmeye çalışırken dünyayı unutmayalım. Dünyada bize büyük bir fırsat bekliyor. Bu boşluğu biz kendi adımıza kendimizi doğru pozisyonlayıp doldurabilirsek bununla ilgili ben bir vurgu yapmak istedim. Bütün arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hadi Bey, sizinle devam etmek istiyoruz. Sizin bu anlamda tekstil perakendesinin lojistik süreçlerinin yönetilmesi ve artı Türkiye'nin e-ticaret potansiyelindeki daha doğrusu daha burada etkin hale gelebilmesi için ve ihracatın sürdürülebilir olması için neler yapılabilir? Sizin önerileriniz nedir? Sizden dinleyelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Önce başlamadan Şule Hanım, ben sorun yok. Şeydeyiz, programda devam da edeceğiz. Evet. Gayet de keyifli. Yalnız bir şey varsa, hani bir bitim için bir zaman planınız, ona göre şeyi erteleyelim. Kendi sonraki toplantılarımızı. Ben uzun koydum arayı da. Evet. Ne kadar uzun olacağını bilmiyorum. Yok hayır efendim, süremiz var. Evet, hiç şeyimiz yok. Peki. Şimdi ben öncelikle Süleyman Başkan'ın söylediğiyle ve bitiriminde söylediğiyle başlamak istiyorum. Bu kısmi çalışma önemli. Şu anda şöyle bir duyuma geldi bize, bildirim geldi derneklere. 31 Mayıs'a kadar şirketler faaliyetlerini mevcut kadrolarıyla devam ettirmek durumunda. Yani işçi çıkışları, ki biz bunu destekliyoruz, 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Bu kısmi çalışma programıyla baş başa gittiği için ben de umuyorum ve o konuda şeye de Ankara'ya da resmi yazımızı gönderdik. O birlikte hareket etmesi lazım. Biz de kazandığımız o şeyi, bahsettiğim çok yüksek istihdamdan geri adım atmayalım. Onun da açılacağını düşünüyorum. Şimdi ben şöyle direkt bu kez etrafından dolaşmadan, zaman açısından da sorunuzun 12'den vuracak şekilde kendi cephemden bir cevap vermek istiyorum. Şimdi
Onu da şöyle yapmak istiyorum. Bu pandemideki yaşanılan şey yani beni heyecanlandırdı aynı zamanda. Bugün misyon yani köprü gibi düşünelim, Boğaz Köprüsü gibi. Misyon ayağını bugüne koydum. Geri 10 yıl sonrasına da vizyon ayağını koydum. Şöyle bir stratejik olarak ne yapılabilir diye, ne yapmak lazım? Bu e-ticaret evet bu hayatımızın çok önemli bir parçası olacak onu düşünerek. Ve şöyle düşünüyorum ve arkada yani konuşurken de şunları düşünüyoruz. Yani bu e-ticaret bu kadar hareketlenecek ve devam edecek kesinlikle önünde duramayacak ve ben maalesef iki tane öngörüm var. Bir tanesi marka sahibi arkadaşlarımın buradaki ve yöneticilerinin ve dünyadaki marka sahipleri açısından belki üzücü bir şey ama hazır olmak gerekiyor. Hani bu brick and mortar dediğimiz mağazacılığın gittikçe azalacağını dünü biliyoruz. Dolayısıyla en çok üzüldüğüm binlerce, on binlerce insanla buna yakalanmış olan perakendeciler. Dolayısıyla burada bir şey değişim süreci olacak. Dolayısıyla bu olurken ikinci bir tehdit de onlar için ama yeni gelenler için bir fırsat marketplace'ler. Yani marketplace'ler de bu mağaza marka yani mono brand mağazacılık dediğimiz mağazacılık yapan arkadaşların ürünlerini bu belirtilen hani Amerika'da özellikle Avrupa'da kısmen var ama Amerika'da bu multi brand mağazacılık diyoruz ya çoklu ürün satan mağazalar ama şey gibi Boyner gibi department store'dan bahsetmiyorum. Amerika'da bu çok yaygın. Neredeyse monostore mağazacılığı belli yerlerde toplanmış durumda. Butiklere kadar bu çoklu ürün satılan yapılar var. Ben bunu aslında şöyle görüyorum. Bu e-ticaret o daha önce fiziksel olarak olan şeyin çoklu marka mağazacılığının online platforma taşınmış hali onun adına da marketplace dediler. Yani o marketplace olarak hayatımıza girdi. Şimdi marketplace beraberinde bu 30 yaşa kadar her şeyi icat eden gençler var ya onlarla beraber bu Zuckerberg'ti işte daha önce Bill Gates'ti filan bütün bunlarla birlikte markalar artık birazcık daha ürün kalitesi, servis ve rahatlığın öne çıktığı markaların maalesef ben öngörü söylüyorum geriye doğru gideceği gençler tarafından daha çok bunların önde olacağı, servisin önde olacağı bir perakendeye doğru evriliyor olacak. Ve hatta şunu sorduk ya bu kadar şey oluyor da geçenlerde bizim böyle genius bir yapay zekayla trendleri analiz eden çok akıllı bir genç aramıza katıldı genç TGS'de de ismini de anmak istiyorum Yiğit Elmas. Liseyi bitirdi, üniversite Toronto Üniversitesi'nde bilgisayar yapay zeka bölümüne girdi. Müthiş bir program hazırladı. Onu çalışıyoruz. Şimdi orada iki tane şeyi var. Bir tanesi stok önlemek için geleceği tahmin trend tahminlerini önem veriyor ve bu yapay zeka ile bu trend tahminleri geleceğin en önemli prim yapan işlerinden birisi olacak. İkincisi de bu circularity dediğimiz downcycle, upcycle recycle konularıyla da üretilmiş stoğun da tekrar geri dönüştürülmesi. Yani stoksuz üretim. Şimdi bunları lojistikle birleştirelim. Tam göbeğinde o kadar süreçler birbirine yaklaşacak ki hani 10 yıl içerisinde koku transferi, dokunma transferi elektronik olarak yapılırsa hiç şaşırmayacağız. Biz de hologram veya adına ne denirse toplantılarımıza yine öyle katılırsak hiç şaşırmayacağız. Dolayısıyla bunlar bizim hayatımızda kaybedilen zamanları bize geri getiren diye düşünüyorum. Birçoğumuz çok daha hızlanıyoruz, yaşamımız çok daha hızlanıyor, ne yapacağız, çok daha fazla çalışıyoruz diye endişe ediyor. Ben ise kayıp zamanları kazandığımızı düşünüyorum. Birbirine gittikçe yaklaşıyor. Şimdi burada o zaman şöyle bir şey de beraberinde gelecek diye düşünüyorum. Marketplace'lerle lojistik firmaları evlenecek. Yani bir başka bir yapı konuşacağız. Bana göre mesela Nilgün Hanımların bir belki marketplace'i olacak ve depoları belli bölgelerde depoları olacak. Şimdi şeyle görüşüyorum bu
savunma sanayine çalışan firmalardan bir tanesinin sahipleri arkadaşlarım dronlar yapıyorlar, inanılmaz. Şimdi ben o dronlar tabii şu anda Mehmetçiğe yardım etmek için kullanılıyor ama savunma sanayinde ben onu doğrudan lojistikçe diyorum ki her semtte bir tane koltuk deposu diyoruz ya, küçük depolar ve oralarda drone parkları ve drone parklarından bu e-ticarette alınmış olan ürünler çok jet hızı, çok daha jetli drone hızıyla daha da hızlı bir şekilde evlere teslim edilecek. Çünkü şu sürdürülebilir değil. Bakın ben hafta sonu Ankara'da ikinci aşıdan dolayı anne baba ziyaretine gittiğimde ya oturdukları yerde şok geçirdim. Kapının önüne bakıyorum. Ya bir yok şey gidiyor, yemek bilmem sepeti arabası gidiyor. İşte Trendyol'un şeyi geliyor, servis şey lojistik aracı geliyor, öbürü gidiyor, o geliyor. Bunlar bir bir taşıyor ürünleri. Bunu bu akıl filan akılla izah edilecek bir şey değil ve sürdürülebilir bir şey değil yani. Yani bunun mutlaka bir şekilde bu lojistik mekanizmasında öne alınacaktır, çözülecektir diye düşünüyorum. Ha, mağazacılığa dönüş bu anlamda arkadaşlarımın söylediği gibi mutlaka olacak. Çünkü orada kaybettiğimiz bir şey var. Ben özlüyorum. Entertaining business diyor ya, yani eğlence işi. Yani ben mağazaya, ben mesela pandemi boyunca alışverişe gitmiyorum. Yani çok severim. Modayı içindeyim ama gitmiyorum. Çünkü o mağazadaki o keyif ve eğlence deneyimini yaşayamıyorsunuz bu yöntemlerle. Dolayısıyla gelecek 10 yıl içerisinde bunu yaşatacak şekilde bu dijital sistemin evrileceğinden aşağı yukarı eminim diyebilirim. Yani hani üzgünüm, geri dönüş olmayacak. Buradan ileriye doğru gidecek. Koku dediğim gibi o transferler de sağlanır. Lojistik dolayısıyla hayatımızda hani biz sıralıyorduk ya, demin arkadaşlarım da söyledi kinayeli şekilde işte İşin hamallığı, işte kamyonu vesaire. Şimdi bunlar birinci sırada, birinci sıraya gelecek. Yani lojistik bizim en çok, ben de buraya keyifle ve davet üzerine isteyerek geldim. Çok da faydalanıyorum konuşulan şeylerden, notlarımı da alıyorum. Size de teşekkür ediyorum, Nilgün Hanım'a da teşekkür ediyorum. Burada bir altını çizeyim çünkü Omnichannel'la ilgili konuşulacakları dinlemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii süremizi de fazla aşmamak adına ben bu iki arka arkaya soruyu sorduktan sonra zaten son mesajlarınızla bitirmeyi hedefliyorum. Hem başkanlarımızın hem değerli holding yöneticilerimizin diğer programlara da geçebilmeleri için. Hemen Ahmet Bey sözü size vermek istiyorum bu soruyla ilgili olarak. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim Şule Hanım. Şimdi çok güzel şeyler söylendi. Ben de biraz farklı taraftan bakmak istiyorum konuya. E-ticareti geliştirmek için her şeyden önce markalaşmamız gerekiyor. Bir şey, tekstil ve hazır giyim sektörlerine baktığımız zaman özellikle hazır giyim tarafında hala ağırlıklı biz markalara private label üretim yapıyoruz. Yani bu yaptığımız ürünleri biz e-ticaretle satmamız söz konusu olamaz. Çünkü bunlar büyük montanlı üretimler ve firmaların lojistik merkezlerine gönderiyoruz. Bir taraftan da markalı ihracatın da geliştiğini görüyoruz. Bu da çok sevindirici. Burada çok birbirinden değerli markalarımızın yöneticileri var. Ortalama tekstil ve hazır giyimde 8 küsur dolarlardayız. Hazır giyimde tahmin ediyorum 12 dolarlar seviyesinde. Yanılabilirim ama aşağı yukarı ortalama birim fiyatımız 14 var. 14 mü? 14 mü? 14 dolar seviyesinde. Markalı ihracatta bu çok daha üzerinde. Yani bizim amacımız Türkiye'nin daha katma değeri yüksek ürün üretme noktasında hakikaten ben önemsiyorum. Yurt dışında mağaza açma, markalaşma, e-ticaret tarafını güçlendirme önümüzdeki süreçte çok daha önem kazanacak. Ben de biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Lojistik Merkezi desteği bizim yeni başlığımız. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçecek. Bu programı da çok önemsiyoruz ve özellikle de hazır giyim sektörü için de çok faydalı olacağına inanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Afrika gibi uzak pazarlarda yurtdışı lojistik merkezleri sektör için çok büyük fırsatlar sunmakta. Tedarik sürecinde en önemli husus ihtiyaca doğru ürünü doğru zamanda ulaştırmak. Yani lojistiği doğru şekilde yapmak.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bu çalışma başladı. Sektörün bir lojistik merkezi, halı ve mobilya sektörleri şu anda harekete geçti bu konuda. Bence hazır giyim sektörü de markalaşmış hazır giyim sektörü içinde çok büyük fırsatlar var. Ve devletin de bu konuda ciddi destekleri var. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Ki biliyorsunuz bundan hani tek başına bir firmanın böyle bir yatırım yapması büyük rakamlar teşvik eder normal şartlarda. Ama bu teşvikle beraber bir kümelenerek birçok marka ortak hareket edebilir. Evet, burada bilişim dahil ruhsat, izin vesaire kurulum giderleri 5 milyon dolara kadar %70 destekleniyor. Ayrıca kira, komisyon veya kullanım giderleri, vergiler dahil denmiş buna, 3 milyon dolara kadar destekleniyor. Birinci ve ikinci yılda %70, diğer yıllarsa %50 oranında destek söz konusu. Reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri ve istihdam da 700 bin dolara kadar destekleniyor. Destek süresi 5 yıl. Ayrıca gümrükleme gibi giderlerde de 100 bin dolara kadar destek söz konusu. İşte burada büyük bir fırsat var. Yani doğru yerde bizim markalarımızın ürünlerini pazara sunması açısından, çünkü buradan göndermek bir ürünle kolay değil. Hem maliyetli hem süre, ama orada belli ürünleri tutarak oluşturulan bir lojistik merkezinde dağıtımı direkt ilgili ülkeden yapmasını çok büyük avantajlar sunacağı aşikar. Yani bu süreçte bence bizim markalı ihracatımızı artırma adına yatırımlar yapmamız gerekiyor ki bizim ortalama ihracatta milim fiyatlarımızı artırmamız anlamında çok doğru buluyorum. Evet, dijitalleşme, zaten bundan bahsettik. Bu önemli bir parçası e-ticaretin. Şey konusunda da, bizim lojistik merkezleri konusunda bildiğim kadarıyla Birleşmiş Markalar Derneği'nin de bununla ilgili ben başkana bahsetmiştim ki firmalarımızda markalarımız doğru üye diyebiliyorum. Belki orada bir çalışma yapıp bizim ihracatçı birlikleriyle beraber bunu değerlendirebiliriz. Ve dış pazara açılmada da bu Türk markaları için bir fırsat teşkil edecektir diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bülent Bey, size sözü bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi Başkanım, bilerek manidar bir espride bulundum. Çok küçük bir anekdotu anlatayım. Çok fazla vakti almadan nokta atışlarıyla götüreceğim. Buyurun. 2001 yılında lojistik firmasında görevi aldığımda firmanın unvanında lojistik unvanı yoktu. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunduk ve dediler ki lojistik askeri ve stratejik bir terim olup unvanınızda kullanılmasına izin verilmemektedir diye bir geri dönüş yaptılar. Bu Ülgen Hanım teyit edecektir. Ben çok uzun süreler emek verdim ve şunu gururla ve mutlulukla görüyorum. Acayip bir dönüşüm var ve bundan da çok keyif alıyorum. Dünyada rekabet edemeyeceğimiz kimse yok. Özellikle forwarder konusunda. Taşıma organizasyonu işinde Türkler uzak ara iyiler. Kamyon ne derler, parkımız gayet iyi, her şeyimiz gayet iyi. Orada en ufak bir sorunumuz yok. Bunu depoculuk konusunda da bence çok ilerleme kaydettik. Ama işi ilerleme anlamında bu gururla, mutlulukla söylediğim cümleleri şöyle bir tamamlayayım. Lojistik sektörümüzün hala müşteriyi tanıma ve işleri konsolide ederek, aynı yazılımla birlikte çalıştırarak verimliliği kazanma anlamında adım atması gerektiğini düşünüyorum. Daha hızlı koşması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah onları da yakalayacaktır. Çünkü inanılmaz girişimler olduğunu ve niyet olduğunu biliyorum. Dolayısıyla forwarder konusunda olduğumuz gücü lojistik konusunda da elde etmemek adına hiçbir sebep göremiyorum lojistik sektörü adına. Perakende sektörü adına da şunu söyleyebilirim. Markalaşma adına da Ahmet Bey de söyledi. Ben Türk perakende sektörünün girdiği her yerde çok ciddi rekabet yaptığını ve buradan da rekabet üstünlüğünü taşıyarak ülkeye çok ciddi bir döviz getirdiğini de düşünüyorum. Ve bu pandeminin bize özellikle tekstil ve lojistiğe
bölgesel olmanın getirdiği avantajı, uzun yıllardır beklediğimiz, bir türlü karşılığını alamadığımız yatırımları da alabileceğini düşünüyorum. İdeal bir dönem olduğunu düşünüyorum. E-ticaretle ilgili konuda dediğim gibi biz işin merkezine koyduk, dijitalleşmeyi koyduk ve küçük küçük denemelerimiz var. Onu çok net bir şekilde ifade edeyim. Click and collect denen mekanizmalardan tutun da mağaza stoklarının müşterilere açılmasına kadar, application'da iyileştirmelere kadar bir sürü şeyi zaman içerisinde müşterilerimize ulaştırdığımızı çok rahat göreceğiz. Bu noktada şu çok önemli. Nilgün Hanım ifade etti. Evet, lojistik bir zincir. İçinde gümrükleme de var, yurt dışı nakliye var, her şey var. Ama bizim e-ticarette konuştuğumuz lojistiğin parçası delivery dediğimiz, last mile delivery dediğimiz müşteriye dokunan kısmı. Yani eve götürüp verme, kargo kısmı. Bu noktada sektörde hizmet veren firma sayısının limitli olduğu hepimizce malum. Onların kapasiteleri malum. Orayı genişletme adına işlemler yapıyorlar. Yeni firmaların piyasaya giriş yapacağı da malumdur. Sektördeki üstadlarım da bunu takip ediyorlardır. Ama bir gerçek var. E-ticaret öyle dışarıdan görünüldüğü kadar özellikle de perakende için çok karlı bir iş değil. Ben çok kısa bir vurgu yapacağım. Cem Beyler için veya Ergin Beyler için durum nedir bilmiyorum ama benim diğer bildiğim giyim perakendecileri açısından da en azından kendi tecrübemi söyleyeyim. Eylül 2019 ile bugün arasında 18 ay geçti ve kargo birim fiyat maliyeti 2 katından daha fazla arttı. Biz bunu ürünlerimizin fiyatlarına yansıtamadık. Yani e-ticaret sanki hiçbir maliyet yokmuş gibi düşünüyor. Öyle bir şey yok. Zihniyeti değiştirmek lazım. E-ticaret gerekli. Offline'ın destekleyicisi bir parçası. Ama arka tarafta onun da çok ciddi bir depoculuk ve teslim maliyeti var. Depoculuğu ayrı bir şey. Ve daha farklı bir yere götüreceğim sizi. Yurt dışında bizim işimizi yapan benzer firmalardan örnek de vereyim, isim de vereyim. Geçen basında da çıktı. Bir Primark var mesela. Primark hiçbir zaman e-ticarete girmeyeceğini söyledi Şule Hanım. Sebebi şu, ben ucuza mal satıyorum dedi. Ben iade lojistiğinin maliyetini bile karşılayamam dedi. Dolayısıyla online'da olmayacağım dedi. Online'da olmanın ve online'da kalmanın bir maliyeti var. O maliyeti karşılayabildiğiniz sürece e-ticarette büyüyebilirsiniz. Ve biraz önce Hadi Başkan'ın marketplace'lerden söz etti. Monobrandlerin kendi siteleri yanında marketplace çalışmaları da var. Büyümenin önemli bir kısmı marketplace'ten de geliyor. Ve inanın buradaki rekabet çılgınlığı fiyat ve stok yönetimini çok farklı yerlere götürüyor. Yani işin realistik kısmına baktığınız zaman şöyle sakin bir kafayla evet dönem ev tekstilidir, evet dönem budur ama e-ticaretin durumuna baktığınızda lojistik destek kaçınılmaz ve müşterinin buradaki memnuniyet seviyesini de tekrar söylüyorum. Black Friday'lerle acayip bir noktaya geldi. Artık ben tüketicinin de burada bilinçlendiğini, ben sipariş verdim, ertesi gün ürünümü bekliyorum modundan çıktığını, daha anlayışlı hale geldiğini de görüyorum, umut ediyorum. Ama ne olursa olsun bizim eskilerin tabiriyle müşteri veli nimet, o söz verdiğimiz zaman da o ürünü götürmek zorundayız. Götürmek için ilk önce stokta olacak, sonra bunu toplayacağız, sonra da bunu ulaştıracağız. Çok ciddi bir zahmet. O müşteriye o lüksü verebilmek, onu sürdürülebilir hale getirmek çok önemli. Bu da önce bence organizasyondan geçiyor, sonra da süreçlerden geçiyor, sonra da third partilerden geçiyor. Ben Koton olarak küçük bir kendi dağıtım organizasyonu kurduğumuzu bile burada sizlerle paylaşmak isterim deneme amaçlı. İstanbul'un Anadolu yakasındaki dağıtımı bizim kendi ekibimiz yapıyor. Bunu deniyoruz ama biz bunu Mardin'e götüremeyiz. Mutlak surette bir kargo şirketine ihtiyacımız olacak. O üçüncü parti iş ortağı bizim için çok önemli. Onların da verimli olması önemli. Yine tekrar Hadi Başkanıma söylemine istinaden ediyorum. Herkes bir kez o eve gidiyor. İnanılmaz bir masraf, inanılmaz bir maliyet söz konusu. O yüzden lojistikçilerin bizi orada bir yerde birleştirmesi lazım. Dolayısıyla tek bir platformda olduğu zaman sadece firmalar için değil, dünya için de daha az mazot gidecek, daha az enerji gidecek, daha az vakit harcatılacak. Dolayısıyla konsolide yapabilmek çok önemli. Orada lojistik firmaların üzerine düşen görev bence
uyumlu olduklarını düşündüğü, parantez içinde benim zamanımda üzerinde çok çalıştığım bir projedir. AVM lojistiği dediğimiz konu. Bunu e-ticaret lojistiği şeklinde döndürüp daha verimli hale getirecek çalışmalar içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun da temelinin ben yeteri kadar depomuz var inanın, yeteri kadar motorumuz, arabamız var inanın, bunun teknolojiden ve yazılımdan geçtiğini düşünüyorum. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii şeyde Cem Bey hemen sözü size vermek istiyorum. Burada e-ticaret birin operasyonel aslında süreç nasıl sizin açınızdan yönetiliyor ve Türkiye'nin e-ticaret potansiyeliyle ilgili ekonomisine, ülke ekonomisine katkısı sürdürülebilir olabilir mi? Bunun için de hangi önerileriniz var? Onu sizden alın. Daha sonra zaten Ergin Bey ve Nilgün Hanım'ın da sözlerini dinledikten sonra bir kapanış cümlesiyle toplantımızı finalize edebiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel bir konu. Aslında keşke süremiz yetse, uzun uzun konuşsak diyerek hemen bunu da ek olarak iletmek istiyorum. Buyurun Cem Bey. Harika. Peki, teşekkürler Şule Hanım. Şimdi öncelikle başından beri söylediğimiz lojistik müşteri memnuniyetinin bel kemiğidir konusunu biraz daha açıp oradan onun channel'a girmek lazım. Sürecin iyi yönetilmemesi halinde ürünümüzün tüketiciler için daha önce dediğim gibi en iyisi, en güzeli veya en uygun fiyatlı olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Ama omnichannel'ı doğru anlamak lazım. Şimdi İngiltere ile ve Amerika ile kıyaslarsak bizi San Francisco'da 3 tane AVM var. Londra'da 7 tane. İstanbul'da an itibariyle 131 tane AVM var. 14'ü inşaat halinde, 145'i bulmak üzereyiz sene sonuna kalmadan. Şimdi bu durumda omnichannel'ı doğru anlamak lazım. Acaba İngiltere'de ve Amerika'da neden omnichannel oranlara çıktı? Convenience dediğimiz, ürüne rahatlıkla ulaşmanın o getirdiği keyif yüzünden aslında oranlara çıktı. Ama biz bundan yıllar önce, 7-8 yıl önce, belki hadi en fazla 10 yıl önce diyebilirim herhalde, Türkiye'de ilk omnichannel konuşulmaya başlandığında Türkiye'de bu öncelikle fiyatı kırmak olarak algılandı. Yani mağazalara kıyasla internette daha ucuz fiyatlı ürünler verelim psikolojisine gitti. Oysa omnichannel'ın ruhunda bir müşteriye Cem Işık'a bugün önden de baksanız Cem Işık, arkadan da baksanız, yandan, sağdan, soldan, tepesinden de baksanız Cem Işık yine aynı Cem Işık. Dolayısıyla o omnichannel'da da karşılasanız, mağazada da karşılasanız, internette ya da aplikasyonda da karşılasanız, nerede karşılarsanız karşılayın, müşteriyi aynı markayla aynı anlamda karşılamanız gerekiyor. Aynı hizmeti vermeniz gerekiyor. Amerika'daki ve İngiltere'deki firmaların özellikle lojistik kuvvetleriyle insanlara çok hızlı bir şekilde ürünleri iletebiliyor olmaları convenient oldu, rahat oldu. İnsanların arabalarına atlayıp da bir saat araba kullanıp işte zor buldukları otoparka park etmek için gitmeleri, sonra alışveriş merkezine girip de bir ürün alıp çıkmaları, İnternetten alışveriş yapıp çalışırken hemen ertesi gün yine ya da belki gün içerisinde ödedikleri ekstra parayla aynı anda ürünün ayaklarına geliyor olması arasında müthiş bir rahatlık farkı vardı. Biz orayı ıska geçtik diye düşünüyorum ülke olarak. Biz onu daha çok internette daha ucuz ürünler olursa, mağazaya göre daha uygun fiyatlı olursa biz buradan çok kazanırız oldu ama onun gerçekten bir anlamının olmadığını şimdi hep beraber anlıyoruz. Biraz önce konuşulduğu gibi işte lojistik ücret, yani kargo ücretleri geçen seneye göre çok ciddi oranda artmış durumda. Dolayısıyla aslında e-ticarette karlı, anlamlı, sürdürülebilir iş modelini kurmanın yolu tüketicinin karşısına doğru bir anlamda ve içerikle çıkıp onu gerçekten orada doğru bir şekilde ağırlamaktan, içerik üretmekten geçiyor. Ve hepimiz bunu anladık. Belki biraz geç oldu ama anladık. Şimdi orada hızlı adımlar atmaya çalışıyoruz. Çünkü İngiltere'de ve Amerika'da yeni yeni online siteler kurulurken bizim ülkemizde maalesef birçok online oyuncu oyun dışında kaldı bu sürede. Ve bu yanlış yapılanmanın getirdiği bir sonuçtu maalesef diye düşünüyorum. Tabii bu noktada müşteriye ne kadar önem verildiği keza hiç şüphesiz şirketlerin geleceğini garanti altına alan kavram. Biz 2019 yılında Alfa Awards ödülünde ev tekstili kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka ödülünü aldık. Şimdi yıl 2021. Bu ödülle ya da hani daha iyi yapmak için ne yapabiliriz diye yola çıkıyorsunuz. Ben kendim bizzat ve direktör arkadaşlarım her gün en az 2 tane şikayet etmiş olan müşteriyi arıyoruz. Ve o diyalog müthiş tabii, çok değerli. Çünkü arıyorsunuz ve diyorsunuz ki merhaba Şule Hanım, ben Cem Işık, Madame Coco'nun genel müdürüyüm. Biz bir sıkıntınız olduğunu öğrendim, çağrı merkezimizi aramışsınız, nasıl yardımcı olabilirim size? Şimdi aldığım tepkiler o kadar farklı ki size anlatamam. Genelde böyle bir sessizlik oluyor. Yani
herhalde işletiyorlar diye mi düşünüyorlar, ne diye düşünüyorlar bilmiyorum. Sonra ne demiştiniz diyorlar isminiz işte Cem Işık, Madame Coco'nun genel müdürü. Biliyorum ki yaşanan telefondan Google'a girip bakıyor acaba doğru mu hani gerçekten falan diye. Ama işte o süreçleri doğru anlamak gerekiyor. Gerçekten sürecin içerisine girmek, insanların ne hissettiğini anlamak, biraz önceki konuşmamda da söylediğim gibi o işinizi tutkuyla yaptığınız zaman yapılacak en iyi ne olabilir diye yapıp da kalbinize koyduğunuz zaman o zaman anlıyorsunuz ki aslında tüketiciyi doğru dinlemeniz lazım. Ona göre şirketi şekillendirmeniz gerekiyor. Ona göre stratejilerinize yol vermeniz gerekiyor. Bunun yolu eğer günde iki tane müşteriyle konuşmaktan geçecekse, bu da bir mihenk taşıysa bunun için, lütfen yapalım. Doğrusu bu zaten. Dolayısıyla biz bunu uyguluyoruz ve ben bununla çok doğru adımlar atacağımıza gerçekten inanıyorum. Şimdi Madame Coco olarak baktığımızda biz toplam 17 ülkedeyiz ve 300 aşkın mağazayla hizmet veriyoruz. Ve açıkçası hani birçok hedefimiz var. Bu hedeflerimiz nedir? Bizim tabii ki bir global marka olmak, bir dünya markası olmak yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Ama hani bunu yaparken başka şeyleri de gündeminize alıyorsunuz. Ne gibi? Avrupa'da e-ticaret deposu kuruyoruz. Her yere ürün gönderebilmek için. Şu anda onun hazırlığı içerisindeyiz. Tabii bu yolda en büyük avantajımız birçoğunuzun söylediği gibi aslında bizim o en büyük avantajlarımızdan bir tanesi Madame Coco olarak bizim sattığımız ürün gruplarımızın üretiminde dünyada ön sıralardayız. Yani bakarsanız biz ev tekstili üreticisi ülkeler arasında yani nevresim, battaniye, çarşaf, masa örtüsü gibi örnekleri sayabilirim. Ev tekstili üreticisi ülkeler arasındayız dünyanın sayılı. Ya da halı üretiminde dünyanın ikinci büyük ülkesiyiz. Ya da işte pişirme grubu, porselen gibi ürünlerde son derece güçlüyüz. Dolayısıyla biz ülke olarak her zaman üretime önem vermeliyiz. Ve Türk markaları olarak da kendi mağazalarımızda yer alacak kendi ürünlerimizle dünyaya yer almalıyız diye düşünüyoruz. Yani gerçekten biz kendi markamızla ve mağazalarımızla yurt dışına açılıyor ve global markanın gerekliliğinin de aslında bu olduğunu düşünüyoruz. Ha tabii bu yolda sıkıntılarımız yok mu? Var. Biraz önce konteyner ücretinden bahsedildi. Maalesef ham madde fiyatlarında ciddi artışlar var. Yani baktığınızda pamuk ipliğinden polyester ipliğine ya da polipropilenden kristal ham maddesine dolar bazında %30 ile %150 arasında artan fiyatlarda zamlar yapıldı. Bir konteyner fiyatlarında 3 kata yaklaşan bir artış var. Dolayısıyla aslında artık gerçekten şuraya geliyor. İşinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Hatta çok iyi bile yetersiz kalıyor bu kavramda ki gerçekten de sürdürülebilir gelecek için doğru adımları atın ve atabilin. Tabii bu noktada istihdam çok önemli. Eğitimler çok önemli. Biz gerçekten hani kadın istihdamına inanılmaz önem veriyoruz. Ve bizim ülkemizde de bizim son yaptığımız bir proje de bunu fazlasıyla destekleyen noktalardan bir tanesi ama özellikle istihdam diye baktığınızda hem yurt içinde yurt dışında bu sene %50'ye yakın büyüme öngörüyoruz. Ve bunu gerçekten ülkeye de bir borcumuz olarak görüyoruz. Kadın istihdamı dediğinizde biz daha çok yeni bir proje yaptık. Belki duymuşsunuzdur ama Tek Ses Olduk diye bir yayın yaptık ve bu yayın kampanya, ciro bunların hepsinden bağımsızdı. Hiçbiriyle bir alakası yoktu. Biz yüzlerce Madame Coco marka elçisi kadını seslerini ayrı ayrı işleyerek bir ses mühendisiyle beraber tek ses haline getirdik ve bununla seslendik. Ve bu sesle biz şunları söyledik. İsimleri farklı olsa da duyguları aynı olanların sesi dedik. Biz kadının kendi ayaklarının üstünde durması gerektiğine inanıyoruz dedik. Biz kadının Türkiye'de hem sosyal hem de ekonomik hayatın içerisinde var olması gerektiğine inanıyoruz dedik. Ve bunu destekliyoruz dedik. Ve gerçekten destekliyor hem kendi çalışanlarımızla hem de gerçekten hizmet ettiğimiz o kadınlar için kadınlarla birlikte değer yaratan bir marka olma yolunda ilerlemek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ve bu sadece bizim üzerimize düşmüyor. Bu istihdamın büyümesini desteklemek, o gelecekteki gerçekten güvenli, sürdürülebilir, istikrarlı büyümeye ulaşmak ve bunu yaparken de Türkiye'nin gündeminden kopmadan hem kadını destekleyip gerçekten hem de o eğitimi sağlayabilmek ve doğru bir şekilde büyümek bu oturumdaki ve hatta Türkiye'deki tüm bence yöneticilerin herhangi iki kişi ve fazlasındaki kişi yöneten her türlü yöneticinin aslında görevi diye düşünüyorum. Ve bizim baktığımız yani bir yandan toplumsal farkındalığın bir parçası olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü ben sözüme şöyle başlamıştım. İnsanların evine Madame Coco olarak biz mutluluk getirmeyi hedefledik. Biz ürünlerimizle moral vermeyi hedefledik. Ve pandemi sürecinde bunu yaptığımızı düşünüyorum. Evet gerçekten şanslıydık. Şanslı olan ve pozitif ayrılan sektörlerden birisi olduk. Çünkü herkes evine kapandı ve evini güzelleştirmeye zaman ayırdı. Ama bir yandan bu size şöyle sorumluluklar yüklüyor. Sadece ürün satmayı değil,
gerçekten kalbinizi ve tutkunuzu koyup bu ülkenin geleceği için neler yapabilirsiniz, nasıl parçası olabilirsiniz ve nasıl gündemden kopmadan gündemi destekleyecekleri sosyal sorumluluk bilincini de işin içine katarak nasıl o kadınlar için kadınlarla birlikte doğruları yapan marka olma yolunda ilerlersiniz, buna kafa yoruyoruz. Ve ben bu noktada açıkçası doğru adımlar atmaya çalıştığımızı söylüyorum. Doğru adımlar atıyoruz demiyorum çünkü her gün öğreniyoruz, her gün gelişiyoruz. Öğrenmeye devam edeceğiz, bizim işimiz bu. Ama şunu biliyorum, bu marka elçisi programımızdaki, marka elçisi programımızda çok kısa bir cümleyle şu aslında, çalışma hayatında ikinci fırsatı arayan tüm kadınlara o fırsatı sağlayabilmek, o şansı tanıyabilmek, o kapıları açabilmek. Ama hani türlü sebeplerle iş hayatından kopmuştur ve veya hatta emekli olmuştur ama geri dönmek istiyordur, o enerjiye ihtiyacı vardır. Orada kapılarımızı açıyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Ve açıkçası yüzlerce belki binlerce kadın için gelecekte umut olmak istiyoruz. Bunu hedefliyoruz, bunu hayal ediyoruz. Bunu yaparken de evet desteklere ihtiyacımız var. Evet gerçekten ham madde fiyatları artıyor. Evet konteyner fiyatları artıyor. Devletimizden de desteğe muhakkak ki ihtiyacımız var. Ama bir taraftan da bizim üzerimize düşenler var. Ve üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmak için Madame Coco olarak gayret ediyoruz. Ben de böyle bir özetlemiş olayım. Hem Madame Coco ne durumda, hem Omnichannel'a nasıl bakıyoruz. Omnichannel'a girdim, hedeflerimizle çıktım. Araya biraz da sıkıntılarımızı aldım diyelim. Ama gündemden de kopmadık diye düşünüyorum en son cümleyle beraber. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanla dinledik sizi yine. Verdiğiniz örneklerle de gerçekten toplantıyı başka bir noktaya da ışınladınız. Teşekkür ediyorum. Ergin Bey hemen size sözü bırakmak istiyorum. Sonra da Nilgün Hanım'la devam edeyim. Süremiz de azaldığı için dediğim gibi madde ilerlemeye çalışayım. Şimdi aslına bakarsanız 3 tane sorunuz var. Bunlardan Türk tekstil sektörü bu dönemde daha başarılı olmak adına neler yapabilir ile ilgili hemen bir iki cümle fikrimi söyleyeyim. Şimdi burada Süleyman Bey yurt dışında özellikle Çin'den konteynerlardaki kısıtlamanın ve azalmanın aynı zamanda da maliyetlerdeki ciddi artışın sektör için büyük bir avantaj olacağını söyledi. Aslına bakarsanız hani işin perakende tarafındaki biz firmalar için oralardan da tedarik sağlayan firmalar için büyük bir sıkıntı olmakla birlikte ben bunun Türk tekstil üreticisinin Avrupa pazarına daha iyi yayılması için tek başına bir avantaj olacağına inanmıyorum. Çünkü birim ürüne baktığınız zaman bir konteynerin bu maliyetindeki artışın birim ürüne maliyetine etkisine baktığınız zaman şunu çok net biliyorum ki Uzak Doğu'da çok farklı üreticilerle aslında siz o rakamı çok rahatlıkla kompanse edecek satın alma fiyatları bulabilirsiniz. Yani bizim sektörümüzün gerçekten başarılı olmak adına çok daha net, altı kalın şekilde çizilebilecek değerler yaratabiliyor olması lazım. Şimdi burada da her sektör için belki farklı farklı değerler bulunabilir ama biz kendimizi hızlı moda perakendisi diye tanımladığımız için bizim değerimiz çok net. Yani hızlı kelimesinin içinde saklı. Eğer siz hızla değişen moda ürünlerine çok çabuk pazara erişimle ilgili imkanlar sunabiliyorsanız, yani bu ne olabilir? Çok özgün, çok başarılı ve o dönemin modasını yakalayan tasarım alternatifleriyle markalara giden üreticiler olabilir. Ya da üretim bantlarını çok esnek bir şekilde yönetip hemen ihtiyaçlara çok çabuk, çok kısa süreler içerisinde üretimle cevap vermek şeklinde olabilir. Ama bu tarz değerler yaratmadan sadece konteyner fiyatlarındaki artış ya da Çin'de işte vergilerdeki %10-15 artış vesaire gibi beklentilerin arkasında koskoca bir sektörün büyümesini çok beklememek lazım. Bu anlamda kolaycılık değil de bizlere çok ciddi görevler düşüyor diye düşünüyorum. Öbür taraftan bakacak olursanız e-ticaretin geleceğiyle ilgili de Adi Başkan'ın bizi biraz korkuttu. E-ticaretin geleceği yok, mağazalar elinizde patlayacak dedi ama bakın ben başkanım beni yanlış anlamasın. Açıkçası düşünme de biraz farklı fikirlerin ortaya atılmasıyla tetiklenir. Biraz burada başka türlü düşünüyorum. Şimdi son dönemde sadece bu mağazacılıkla ilgili değil, Türk milleti olarak biraz da fazla hepimiz fütürist olduk. Yani işte interneti açıyoruz, yeni buluşları görüyoruz, gelecek şöyle olacak, böyle olacak diyoruz ama kaçırdığımız bir şey var. O buluşların birçoğu daha başka buluşlarla ezilecek, yok olacak. Bir kısmı da belki çok uzak zaman içerisinde gelecek. Bizim çalışma hayatımız içerisinde bile elimize değmeyecek. Şimdi ben buna bir tane örnek vereyim. Bakın 4 sene önce hatırlarsınız bugünlerde olduğu gibi bir Bitcoin
fiyatlamasında böyle inanılmaz rakamlar oldu ve herkes kripto parayı öğrendi Türkiye'de. Sonra birçok kurum, şirket blockchain şöyle geleceğin teknolojisi, şunu yapacağız, bunu yapacağız demeye başlayarak blockchain ile ilgili projeler yapmaya başladı. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben blockchain'in geleceği olmadığı ile ilgili bir cümle kurmuyorum. Ama geçen 4 yıl içerisinde dünyada yapılan blockchain projelerinin yüzde kaçı başarılı oldu, kaçı çöp oldu? Lütfen herkes buna bir baksın. Biz de daha önce bahsettim, kendi kurumsal yazılımlarımızı yazan bir ekip olduğumuz için açıkçası dünyada bak blockchain geliyormuş diye biz de atladık. Atlayıp o sudan geri çıkmamız 2 ayımızı aldı. Dedik ki ya önümüzdeki yıllarda çok kolay kolay biz buna uygun bir use case bulamayacağız. Gerçekten de bu alanda çok büyük yatırımlar yapan, dünya çapında firmalara gidip ortaklıklar kuran dostlarım var. Devleti ayrı, özel sektörü ayrı 4 yıldır derdini anlatıyor. Bak ben bunları başardım, blockchain'le şunları yapabilirim diye ama hala daha sesini doğru düzgün duyuramadı. Dolayısıyla bizler gibi yakın geleceği, yani stratejik planlama yapabileceğimiz dönem geleceği tasarlayıp bunları uygulamaya dökmek zorunda olan yöneticiler için gelecek tahmini çok kritik. Orayı nasıl tahayyül ederseniz uygulamalarınıza da önceliği oralardan verdiğiniz için çok farklı noktalara gidiyorsunuz. Yine bundan bir 4-5 yıl kadar önce Batı Avrupa'da bir marka satın aldı bizim grubumuz. Belki bilenleriniz vardır. Yaklaşık 2 sene kurumumuzun sahibi olan aileden bir fertle birlikte ben de gittim. 2 sene o işleri derledim, toparladım sıfırdan işte. Büyük bir marka ama tam kapandı 15 gün sonra aldık markayı. Tekrardan ayağa kaldırma süreçleri ve yayılım süreçleri. Batı Avrupa'daki süreçleri de çok net deneyimleme imkanı buldum. Gerçekten e-ticaret orada mesela Türkiye rakamlarının çok üzerinde cirodan paylara sahip. Ama Bülent Bey de söyledi, bunun ciddi bir bedeli var. Yani %30'larla %50'ler arasında iade oranlarıyla bu hayat dönüyor. Ve bu maliyeti herkes de karşılamak istemiyor. Marka olarak da bireysel kullanıcı olarak da bunun kendisine yansıyan değer maliyet dengesi içerisinde bütün bu ticari hayat yürüyor. O yüzden ben en azından kendi adıma inancımı söyleyeyim. Çalışma hayatım boyunca e-ticaret kanalının da yani online offline iki kanalında birlikte olduğu bir dönem yaşayacağım için ona uygun çalışmalar yapıyor olacağım. Ama şunu söylüyor olmak lazım. Türkiye'de gerçekten daha e-ticaret kanalının gideceği yollar var. Zaman içerisinde gelişmesi gereken hem altyapı olarak hem toplam cirolarımızdan alması gereken pay olarak önemli mesafeler kat etmesi lazım. O yüzden bu dönem zarfında hala biz e-ticaret diye altını çizerek buradaki ihtiyaçları konuşuyor olmamız lazım. Ama dünyanın artık yavaş yavaş dillendirdiği ve uygulamaya aldığı bu omnichannel yani merkeze müşteriyi koyup müşteri için kanalın bir önemi yok. Bakın siz bir kanalınızı öbür kanalınızla rekabet ettirdiğiniz günlerden bir an evvel artık yeni dünyada sıyrılmanız lazım. Biz hatırlayın e-ticarete nasıl başladık? Normal mağazalarınızdan daha ucuz ürünler sundunuz. Sonra ya ürünü daha ucuza sunarsak insanlar ya buradan alırsa korkuları yaşadığımız. Uzatmayayım sözümü ama özellikle müşteriyi merkeze koyup müşteri için bizimle yaşadığınız deneyim sadece satın alma işinden ibaret değil. Yani ürünü araştırmak, ürünü tanımak, ürünü deneyimlemek, ürünü iade etmek, marka ile ilgili eleştirilerinizi, şikayetlerinizi vesaire vesaire. Bütün müşteri deneyimini markanızda karşılıklı olarak yaşarken hangi kanalı kullanırsanız kullanın. Aynı deneyimi yaşayacağınız herhangi bir noktada kaldığınızın geri kalan başka bir kanala geçtiğinizde kopuk bir ilişki içerisinde olmadığı, dolayısıyla müşterinizi tanıdığınız, tekilleştirdiğiniz, bakın bir de espri olsun, şu aralarda yine Türkiye'deki güzide markalarımızdan bir tanesi bir şekilde CRM kayıtlarına benim ismimi kaydetmiş ve yaklaşık 1,5 aydır bayan iç çamaşırı ile ilgili sürekli bana mesaj atıyor. Üst düzey yöneticilerinden bir tanesi de çok samimi arkadaşım. Söz veriyorum, kaç tane istiyorsan alacağım ama bana artık başka bir şeyin mesajını at diye de espri yapıyorum. Yani artık pazarlamanın bile tekilleştiği, kişinin neye ihtiyaç duyduğunun o müşteri ilişkileri içerisinde alındığı ve doğru kişiye doğru pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı bir dünyaya geçiyoruz. Onun için omnichannel üzerinde çok tartışmamız gereken bir şey. E-ticaret tartışmasını bir yerde olgunlaştırdıktan sonra ülke olarak bunu artık omnichannel potasında nasıl eriteceğimizi konuşmamız lazım. Ben bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Ergin Bey. Çok sağ olun. Nilgün Hanım,
ikinci turumuz ve açıkçası sona dönerken sizin bu bir açıkçası derleme ve toplama ve son finalize cümlelerinizi de almak isterim. Buyurun efendim. Peki Şule Hanım, süreye de dikkat ederek çok dağıtmadan toparlamaya çalışayım ben de lojistik tarafında nasıl görüyoruz süreci. Şimdi e-ticaretin büyüyeceği ve satış kanallarından bir tanesi olarak çok önemli olacağı konusunda zannediyorum hepimiz hemfikiriz. Herkes bunun altını çizdi. Bu ne demektir? Esasında buradaki e-ticaret depoları en büyük mağazalara dönüşecek ve aynı zamanda diğer kanallarla eş zamanlı olarak süreç yürütülmeli ki şirket sürdürülebilir, karlı bir şekilde müşterisine ulaşsın ve müşteri sayısını ve sadakatini artırabilsin. Bu tabii dünyamızın geldiği, hepimizin çok net bir şekilde gördüğü sert rekabet, belirsiz pandemiyle biz beraber bunu yaşadık, belirsizlik ortamlarında ve maalesef bu pandemi benzeri süreçlerin de önümüzdeki gelecekte sıklıkla da olabileceğini de söylüyorlar. Bütün bu kanalları doğru yönetmek, tek çatı altından yönetmek, esasında biz B4B4C ile bunu söylüyoruz. Tek çatı altından yönetmenin, tedarik zincirini bir bütün olarak görmenin ne kadar kritik bir hale geldiğini ve bir tercihten bir iş yapma biçimine dönmek zorunda olduğunu biz o kanaatteyiz ve deneyimlediğimizi de söylüyoruz. Yani zaten Sayın Başkan'ın söylediği şey dronlarla teslim. Şu an Çin'de insansız depolar ve dronlarla teslim yaklaşık 2 yıldan beri yapılıyor. Yani bunlar bizim kapımızda. Ben bir lojistikçi olarak birkaç sene, yani bu birkaç senenin adı 5 sene midir, 10 sene midir bilemiyorum. Lakin bu kişiye özel üretimlerle de firmalar farklılaşmaya ve öne çıkmaya ve müşterileri için vazgeçilmez olmaya çalıştıklarını şunu düşünüyorum. Bizim depolarımızda 3D'lerle de belki biz bir şeyleri üretilip müşterileri en hızlı şekilde gönderilmesine aracı olacağımız, dronları belki Türkiye ekonomisi, Türkiye şeyinde hemen konuşmayabiliriz ama bütün bunları da konuşacağımız günler ve yıllar önümüze düşecek. Bu yüzden bu hıza ayak uydurmak için bunu farklı coğrafyalarda yapmak zorunda kalacağız. Bütün buradaki çok değerli perakendecilerin, çok değerli yöneticileri söylediği gibi bu işi Türkiye'de yapmak, doğru yapmak bir başarı. Fakat Rusya'daki mağazanıza da, Almanya'daki e-ticaretteki müşterinize de yükü aynı şekilde, aynı hızda olabilecek en iyi optimum maliyette ve en hızlı şekilde ulaştırmak da bir mecburiyet diye düşünüyorum. Bir iş modeli haline geldi. O yüzden ben bir önceki soruda farklı coğrafyalarda, yani süreçlerin tek çatı altında yetkin bir şekilde yönetilmesi ve farklı coğrafyalardan birbirini besleyerek birkaç coğrafyada çalışılabilmesi ihtiyacının altını çizmiştim. Çünkü biz bunu deneyimledik ve zannediyorum buradaki bütün çok değerli firma yöneticileri de bunları masaların üzerinde tutuyorlar. Yani bir Orta Asya'daki, bir Rusya'daki, bir Avrupa'daki mağazaları beslemek çok yaygınlar. Yani bunları doğru, çünkü yeri gelecek konvansiyonel depodan besleyeceksiniz, yeri gelecek mağazadan besleyeceksiniz, yeri gelecek e-ticaretten besleyeceksiniz. İade zaten çok doğru yönetilmesi gereken bir konu. Çünkü %100 bütün katılımcılarla beraber ben de aynı noktadayım. Tabii ki nihai teslim, last mile dediğimiz şey Türkiye coğrafyasında kargo şirketlerinin yıllardır yaşadıkları Türkiye ekonomisinden ve denge probleminden kaynaklanan, ekonomik ülkeye yayılmasından kaynaklanan bir takım zorlukları biliyoruz. Bunları da yaşadık zaten geçtiğimiz Black Friday döneminde yeni yatırımlar yapıyor. Fakat konu oraya gelene kadar esasında bütün süreçleri birlikte yönetmek lazım. Ben onu söylemek istiyorum. Yani business for consumer, tüketici için lojistik dediğimiz şey bu. Yani ithalat, gerekirse ithal edeceksiniz, gerekirse ihraç edeceksiniz. Antrepoyu en hızlı şekilde yöneteceksiniz. Gerekirse mağazadan
depolara, depolardan mağazalara, her türlü ve farklı coğrafyalarda her türlü senkronizasyon, en hızlı en optimum maliyette yöneten öne çıkacak. Yani bazılarında ticaretin payı daha fazla olacak, bazılarında belki mağazanın payı önemli korumaya devam edecek. Lakin artık değişmek ve dönüşmek zorunda olduğumuz bir gerçekle karşı karşıyayız. Biz kendimiz 2020'de bunu yapabilen müşterilerimizin bu konuda da hani kendi yetkinliklerimizle bunu yapabilmiş olmalarını da çok çok önemsiyorum. Çünkü 10 yıl önceye kadar lojistik bir gider merkeziydi. Bütün dünyada 10 yıldır lojistik artık bir kar merkezi görülüyor. Pandemiden sonra da bu kar merkezi konusu daha da kritik hale geldi ve daha e-ticaretle beraber de daha da tetiklendi. Hepimiz altını defaten çiziyoruz. Ben bir lojistikçi olarak 2-3 kere daha çizmek zorunda hissediyorum. Çünkü biz son nokta olduğumuz için bunu çok net görüyoruz. Hız, kalite, fiyat, tabii ki ürünün fiyatlama konulması çok kritik rekabette. Bunun lojistik yönetimiyle esasında sürdürülebilir kar ve başarı çıkıyor. Yoksa en iyi ürünü en iyi fiyatta koyduğunuzda eğer doğru şekilde tek bir yerden tüketiciye en hızlı şekilde ulaşacak, en optimum şekilde onda bu deneyim yaratacak yani bir şeyle yapamıyorsanız ne yazık ki o yatırımlar çok maalesef beklenilen sonuçları hiçbirimiz için vermeyebilir. Burada tabii ki ülkemiz ve ekonomimiz çok kıymetli. Ben kadınlar konusunda e-ticaret yapan bir firma olarak ülkem adına çok mutluyum. Çünkü biz zaten hani ben yaklaşık 32. yılı şirketimiz, 32. yıldır bir kurucu ortak olarak 25 yıldır olduğum her platformda pozitif ayrılma ihtiyacı olduğum Türk kadınını, dünyada da dezavantajlı kadın söylüyorum ama e-ticaret mesela kadının becerilerinin ekonomiye kazandırılmasını, dolayısıyla ülkemizin daha iyi ekonomik bir sürdürülebilir ekonomi, demokrasi her anlamda güçlenmesi için. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Ben kadın ya da erkeğe inanmıyorum. Ben insana inanıyorum. Lakin tabii kültürel bir tarih var. Binlerce yıllık alışkanlıklar var. E-ticarette de bu anlamda kadınlar depolarda. Bizim 2023 için hedefimiz bütün çalışanlarımızın %80'inin de e-ticaret depolarını kadın olması. Yani bugün 2500 kişiyle çalıştığımızda baktığımızda ve %40'lar olduğumuzda buradaki alınacak mesafe beni ülkem adına, şirketim adına çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla evet Sayın Başkanımızın da söylediği programları çok yakından takip ediyoruz. Yurt dışındaki lojistik merkezler. Biz zaten bir Türk Quality kapsamında bir firma olarak Almanya'da ve Avrupa'da diğer depolarımızı açtık. Bu müşterilerimizin hem e-ticaret hem diğer ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere. Ve ben aynı şeyleri bu programlar vesilesiyle farklı coğrafyalarda birlikte büyümemiz gerekiyor. Ben çok duyuyorum bir sürü çok değerli yöneticiyle oturup sohbet ettiğimizde Rusya'da neler yaşadıklarını, Orta Asya'da neler yaşadıklarını, bunları neden hani bizler yapmayalım ki bunları ortak projelerle? Orada da hani bir sürü fırsat var. Biz hep beraber bir araya gelip bu tarz konuşmalarla ihtiyaçlarımızı neye dönüşmeye gerektiğini, biz Türkler olarak, coğrafi olarak çok güzel bir noktadayız. Pandemiye rağmen ihracatımızı başarıyla götürüyoruz ve hala da artıracağımızı görüyoruz. Yani o İpek Yolu olayı bitmiş değil. Yani bunu biliyoruz. Lojistik olarak 46. sırada olabiliriz ama daha yukarılara çıkabileceğimizi görüyoruz. Konteynerlerin $1,000'dan $10,000'lara çıkartması Türkiye'nin bizim faydamızı bir sürü artı avantajı da getiriyor. Hep beraber konuştukça, birlikte bunları iş modellerine çevirdikçe bizleri çok güzel günlerin beklediğine ben yürekten inanıyorum. Onun için daha fazla çok söyleyecek şey var, çok veri var. Fakat harika konular, harika gerçekten. Çok teşekkür ederim İlgin. Efendim son 5 dakika içerisinde ben bütün misafirlerimizden birer cümle almak istiyorum. Açıkçası bunu kapatırken toplantımızı. Belki eklemek istediğiniz birer ikişer cümle varsa da bu şekilde
rica edeceğim. Ondan sonra da finalimizi yapalım. Çok teşekkür ederim. Hadi Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Dediğim gibi çok 5-6 dakikalık bir süremiz varmış. Şimdi teknik ekip arkadaşlarım vardı benim. Buyurun efendim. Hemen. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. İlk şeyim, mesajım Nilgün Hanım'a lojistik ile başladık, onları toparlayalım diye. Şimdi Ahmet Başkan da söyledi, Amerika oranımız bizim düşük hazır giyimcilerin toplam ihracat içerisinde. En büyük şey yaptığımız, odaklandığımız pazarlardan birisi. Bunun bir sebebi var, uzakları yakın etmeniz lazım. Tek bir sebebi var, yani başka bir sebebi yok. Çünkü dünyanın en hızlısıyız, en kalitelisiyiz. Servis konusunda, her konuda dünyanın en iyi hazır giyim üreticisiyiz. Burası kesin. Dolayısıyla kapasite, ikincisi kapasitemiz tamamen Avrupa ihracatı ile dolu. Dolu yani kapasitelerimiz ve kapasite kullanım oranlarımız %87'lerde, 90'larda. Bunu bakanlığa sunduk. Amerika için bir Türkiye hazır giyimi kadar daha bir hazır giyim kapasitesi yaratabiliriz. Yaratmamız lazım. Yaratırız da. Onun için lojistik işini çözmemiz lazım. İkincisi, biz her projeye hazırız Sayın Başkan. Lojistikçiler olarak her projeye hazırız. Ha, bunu bir modellemek gerekiyor. Evet. Gerçekten şu anda önümüzdeki, ben kendi şirketimden de biliyorum. Amerika'ya çok ciddi işler yapıyorum ama Los Angeles'ta şuydu buydu, New York'tu ama büyümüyor. Mesafe engel. Şimdi Avrupa ile ilgili şunu söyleyeceğim. Hani stratejik olarak bizim hazır giyim ihracatı, iç piyasa üretimiyle ilgili bize düşen önemli bir görev var. Bu dikey entegrasyon var ya hep konuştuğumuz. Bu dikey entegrasyonu çeşitli zamanlarda fırsatçılıkla diyeceğim direkt ya da başka bireysel hareketlerle kırılmasına engel olmamız lazım. Yani her dönem, her bu segmentin ham madde üretim ve servis şeyinde mutlaka bir yere fırsat çıkar. O fırsat yüzünden bütünü tehdit edecek işler yapmamamız lazım. Bu çok çok hayati bir şey. Üçüncüsü, yani fırsatçılığın olduğu gün bu bütünlüğün öleceğinin başlayacağı gün. Bu ham madde konusu yine benzer şekilde Türkiye hazır giyiminin özür dilerim. Bottleneck'i ham maddedir bir tanesi. Dolayısıyla bizim mutlaka ham madde üretimine yatırım yapmamız lazım. Bunun önündeki teşviklerin açılması lazım. Bu pamuktur, organik pamuktur, viskon elyafıdır ya da sentetiktir. Türkiye'nin ihtiyacı olan ham madde burada üretilmesi lazım. Bugüne kadar çok rahat ithal ettiğimiz için sorun olmadı. Dolayısıyla üçüncüsü de perakendeden şeye kadar bütün zincir için korumacı önlemleri gereksiz yere kullanmamak lazım. Eğer Türkiye'de üretilmeyen bir ham madde varsa bir perakendeci için satması için ürünün de kullanması gerekiyorsa buna vergi, toptan her şeye birden vergi koyalım, her şeye birden koruma önlemi yapalım. Şimdi mantığından çıkıp çok akıllı, hani diyoruz ya yapay zeka programı yapsak Türkiye'de ben eminim bugünkü yasakların büyük bir bölümünü kaldırır yapay zeka. Çünkü kimsenin işine yaramıyor. Dolayısıyla gerektiği yerde, şuna katılıyorum, gerektiği yerde kullanılmalı ama gerekmediği yerde kalkmalı. Dolayısıyla e-ticaretin şeyi konuşuldu zaten. Gelecekte ben yanlış anlaşıldı olabilir Ergin Bey. Tam tersine geleceğin e-ticarette olduğunu söyledim. Teşekkür ederim. Ayrıca toplantı için size de teşekkür ediyorum. Bu şeyi, çalışmayı bence sizin Nilgün Hanım bir toparlarsanız, bizlere de bilgilendirirseniz sonuçları ve çıktıları ile ilgili çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ahmet Bey, siz hemen bir cümleyle efendim kapanışta ne söylemek istersiniz? Bana bir cümle kaldıysa peki ben de bir cümleyle bitireyim. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün gelişim açısından lojistiğin önemi hakikaten tartışılmaz. Bugün bunu konuştuk. Faydalı bir webinar oldu. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Başta sizlere, Nilgün Hanım'a ve katılımcı, birbirinden değerli katılımcı arkadaşlara da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
Tamam efendim. Tabii genel olarak şey yaptım, bir cümle dedim ama ben mutlaka eklemek istediğiniz bir şey var. O zaman şunu söyleyeyim. Şimdi Hadi Başkan korumacılık dedi. Tabii korumacılık deyince de genelde oklar bizi gösteriyor, tekstili gösteriyor ama biliyorsunuz 2011 öncesinde bu ülkede ithalat o kadar hızlı artmaya başlamıştı ki kendi sektörümüzde hazır giyimde bile her yıl 2'ye 3'e katlanıyordu. Orada çok güzel bir çalışma yapıldı. Yani karşılık ilkesi baz alınaraktan, yani mütekabiliyet esaslı. Bugün siz Uzak Doğu'ya ihracat yaptığınızda karşınızda %20-25 vergiler varken oradan ürünler ülkemize %5'lerle 6'larla giriyordu. Tabii bu içerideki hem haksız rekabet hem de içerideki düzeni ve üretimi bozma noktasına gelmişti. O açıdan ben çok önemsiyorum. Yani korumacılık kelimesi hoş bir şey değil ama önemli olan burada haksız rekabete karşı üreticiyi korumak. Ve bu konuda hakikaten Türkiye'de o yıllarda çok güzel adımlar atıldı ve bugün burada bir sektörü muhafaza edebildik. Eğer o vergiler o gün gelmeseydi bugün sektör yarı yarıya küçülmüştü. Çok bunu net söyleyebiliyorum. Buna rağmen yapılan ithalatın %50'si vergisiz. Yani şu anda bu kadar vergilere rağmen dahilde işlem belgeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olduğu ülkelerden geliyor. Yani %50'den fazlası hala vergisiz girebilmekte. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Emeği geçen eline sağlık. Tamam, teşekkür ederiz efendim. Bülent Bey, buyurun efendim. Ben hiç gündeme gelmedi ama birazcık bizim yurt dışı rekabetle ilgili finansmana erişim konusuna da sadece bir vurgu yapayım. Lütfen tabii. Bizim yurt dışındaki rekabet ettiğimiz firmaların finansmana erişimiyle bizim finansmana erişimimiz eşit değil. Hem oran anlamında, hem zaman anlamında, hem büyüklük anlamında. Dolayısıyla burada sektör öncülerinin ve devletin uzun dönem stratejileri çerçevesinde buraya destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü finans olmadan iş hacimlerini büyütebilmek çok kolay olmuyor. Ben lojistik sektöründeki de perakendedeki kar marjlarının da çok dar olduğunu biliyorum, görüyorum. Dolayısıyla bunun uzun vadeli finansmanı açısından finansman erişimi önemsiyorum. Geleceğin heyecan verici olduğunu ve hem perakende hem lojistik olarak önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bu organizasyonu yaptığınız için hem size hem de Nilgün Hanım'a teşekkür ediyorum. Hem izleyicileri hem de diğer katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Cem Bey, buyurun efendim. Evet, ben de emeği geçen herkese, siz başta olmak üzere gerçekten bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son derece verimli olduğunu düşünüyorum. Hem bilgi paylaştık hem de hakikaten güzelce tartıştık aslında bir yandan baktığınızda. Güzel mesajlar çıktığını düşünüyorum. İhtiyaçlarımızı tartıştığımızı düşünüyorum. Ama günün sonunda bir gerçek var ki bu konferansa, bu webinara katılan herkes de o sürdürülebilir büyümeyi sağlama adına ciddi adımlar atmayı planlayan ve bu konuda da hem sıkıntılarını burada dile getiren hem de açıkçası nelere ihtiyacımız olduğunu da tartışabildiğimiz doğru bir ortam oldu. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Zamanımız çok dar, dolayısıyla çok uzatmayacağım. Elinize sağlık. Ben çok keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Çok sağ olun efendim. Ergin Bey, buyurun efendim, sizden de birkaç cümle rica edeyim. Evet, ben de daha fazla açıkçası süreyi uzatmayayım. Rica ederim. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sertrans'a, Nilgün Hanım'a ve Şule Hanım, size, kurumunuza, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bence de çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli fikirlerle düşünce dünyamızın biraz daha gelişeceğine inanıyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Çok sağ olun. Nilgün Hanım, sizin bu toplantımızın final cümlesini söylemenizi rica edeceğim. Teşekkürler Şule Hanım. Sizden çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ben burada kadın, biraz cinsiyet ayrımı da yaparak, kadın yönetici olarak özellikle de lojistik gibi erkek egemen bir sektörde Nilgün Hanım'ın başarılarının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mütevazi bir aile olarak bugüne kadar özellikle Fortune 500 listesindeki performanslarıyla da öne çıkan çok önemli şirketlerden biri. Bu arada ben Atatürk'e de burada bir açıkçası birkaç şey söylemeden ben de toplantının moderatörü olarak geçemeyeceğim. Özellikle Cem Bey'in arkasında Atatürk'ün portresini görürken de çok heyecanlanıyorum da çünkü ben bu tür şeylerden. Çünkü gerçekten müthiş bir öngörüye sahip bir lidere sahibiz. Bugün burada altını çizdiğimiz her konunun aslında detaylandırıldığında Atatürk tarafından geçmişte çok çok ciddi şekilde ele alındığını
geleceğe yönelik öngörüleriyle sanırım dünyada görüşleriyle yaşayan tek lider olduğunu bizlere bir kere daha gösterdi. Ne mutlu ki bize onun gibi bir lidere sahibiz diyerek kendisini de buradan rahmetle anmadan bu toplantıyı kapatmak istemedim. Ve sözü yine Atatürk'ün herhalde Türk kadını olarak örnek gösterebileceği kadınlardan biri olarak Nilgün Hanım'a bırakarak sözü size teslim ediyorum. Buyurun Nilgün Hanım. Çok teşekkür ederim Şule Hanım. Atatürk'ün kızlarından biri olarak Kurtuluş Savaşı'mızda onun önderliğinde bu ülke için canını, kanını, her şeyini feda etmiş gazilerimiz, şehitlerimiz, emeği geçmiş o günden bugüne herkes için, ülkemiz için mücadele eden bir Atatürk kızıyım. Elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Kendimi ve ona layık olmaya çalışıyorum, kendimi utandırmadan. Ben konuşabilmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Sektörlerin, çünkü biz birbirimizin rakibi değil, birbirimizin iş ortağı ve tamamlayıcısıyız. Ne kadar çok konuşursak, ne kadar çok ihtiyaçlarımızı anlayıp bunlara uygun iş modellerini, projeleri hep birlikte hayata geçirirsek, hep beraber Türkiye'mizin o kadar kuvvetleneceğini, her türlü anlamda bütün kaynaklara daha rahat ulaşım sağlayacağımıza inanıyorum. Ve geçmişte de 32 yıllık iş hayatımda sektörler ve dernekler arasındaki bu tarz konuşmaların olmamalarının eksikliğinin bütün firmalara, bütün sektörlere ne yazık ki kayıp olarak hanelerimize yazıldığını ben kendi naçizane deneyimlediğimi düşünüyorum. O yüzden de bugün burada katılımda olumlu cevap vererek, zamanını ayırarak, deneyimlerini, görüşlerini, Türkiye'mizi, sektörleri, hepimizi çok önemseyen ve çok aydınlatan fikirlerini paylaşan bütün konuşmacılara, bütün katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ve bu tarz konuşmalarla, bu tarz yakın işbirlikleriyle birbirimizi anlayarak, dinleyerek, ortak ihtiyaçlarımızı, ortak projelerle ileriye taşıyarak gerçekten çok güzel şeyler yapacağımıza da yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum size de Şule Hanım. Fortuna gerçekten burada önemli bir rol üstleniyor. Projeye biz bu kadar inandığınız için. Bundan sonraki buluşmalarda da tekrar görüşebilmeyi, tekrar paylaşımlarda bulunabilmeyi diliyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederim ben de herkese. Nisan sayımızda daha geniş çapta bu konuştuklarımızın yer alacağı özel içeriklerimizle birlikte olacağız tekrar. Emeğinize, desteğinize ve ilginize ve zaman ayırdığınız için saatlerinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun.